İyi akşamlar sevgili izleyenlerim. Mübarek bir Ramazan ayında, bir cuma gecesinde yine sizlerle beraberiz. Bu akşam program konuğum 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Sayın Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Kara Hocamız. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyenlerim, Ramazan-ı Şerif'in ilk programında, ilk cuma gecesinde Sayın Mustafa Kara Hocamızla Ramazan ayının değer ve önemiyle ilgili bazı hususları dile getirmeye çalıştık. Ramazan ayının içerisinde bulunan 10 tane önemli husustan bahsedeceğimizi duyurmuştuk. Kur'an Ramazan ayında indirilmeye başlamasını geçen hafta beraber konuştuk. Farz olan Ramazan ayı orucunun bu ayda tutulduğundan bahsettik. Ve üçüncü olarak da bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nin Ramazan-ı Şerif'in içerisinde bulunduğunu bu hafta bu konuyu konuşacağımızı da geçen haftaki programımızda değerli izleyicilerimizle paylaşmıştık. Ayrıca geçen hafta değerli izleyicilerimize bir telefon numarası verdik. Adres verdi arkadaşlarımız. Onunla ilgili de gelen epeyce bir hayli soru var. Sayın Hocam isterseniz bu Ramazan ayının değer ve önemiyle ilgili bölümü programımızın birinci bölümünde biraz da seri hareket etmek suretiyle bitirelim. İkinci bölümde tamamen Ramazan ayında sıkça sorulan sorular, değerli izleyicilerimizden gelen sorular, onları konuşalım arzu ediyorum. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi var. Estağfirullah, inna enzelnahu fi leyletil kadir diye başlayan Kadir Suresi ve bu Kadir Suresi Kadir Gecesi'nden bahsediyor değil mi? Evet. Evet ve yine bin aydan hayırlı olduğunu belirtiyor Kadir Gecesi'nin. İşte Kadir Gecesi de Ramazan-ı Şerif'in içerisinde bulunan gecelerden bir tanesi. Hangi gece olduğu konusunda ihtilaf var. Ramazan'ın son 10 günü içerisinde aranması konusunda. Bu konuda siz ne diyeceksiniz? Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi de ayrı bir önem, ayrı bir değer katıyor Ramazan'a. Evet. Ben de izleyicilerime hayırlı akşamlar diyerek sözlerime başlamak istiyorum. İfade ettiğiniz gibi Kadir Gecesi gerçekten Ramazan-ı Şerif'e farklı bir anlam yüklüyor. Bu anlamı da yine Kur'an-ı Kerim'den alıyor. Bu değerini Kur'an'dan alıyor Kadir Gecesi. Malum Bakara suresinin 185. ayeti kerimesinde Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayı içerisinde indirmeye başladığını ifade buyuruyor. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği aydır. Yine Duhan suresinin ilgili ayetinde İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin. Biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik buyuruluyor. Devamında da Kadir suresinde ilk ayetten itibaren Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiğinden bahsediliyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Tabi Kadir gecesi öyle bir gece ki Rabbimiz onu Kur'an-ı Kerim'de yine Kadir suresi de tanımlıyor. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Leyletül Kadri hayrun min elfi şehrin. O gece o kadar değerli bir gece ki içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı bir gece. Tabi sevgili peygamberimiz de bu ayetleri tefsir mahiyetinde bir hadisi şeriflerinde kim sevabını Allah'tan bekleyerek ve inanarak Kadir gecesini hakkıyla idrak ederse onun geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor. Bir başka hadisi şerifinde de Kadir gecesinin zamanına ilişkin onu Ramazan'ın son 10 gecesinde aramamızı bizlere... Peki Sayın Hocam buradaki hikmet ne? Yani Kadir Gecesi şu gecedir denebilirdi. Yani Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesinde Kadir Gecesi'nin aranmasındaki hikmet şu olabilir mi? Yani bütün müminlerin Ramazan'ın son 10 gününü, şu anda Ramazan'ın 9-10. Gecesine geldik. Neredeyse üçte biri. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından... Kurtuluş. Kurtuluş. Evveli bitti. Yani ortasına doğru geldik, sonuna doğru işte 10 gün. Yani Müslümanların son 10 günü sanki Kadir Gecesi'ymiş gibi bütün geceyi ihya etmiş olmaları için mi acaba Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu belirtilmemiş? Bunu birinci adım olarak kabul edelim ama asıl verilmek istenen mesaj şudur. Nasıl ki siz Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde Kadir Gecesi'ni arayacak ve hatta bir başka hadiste de onu tek gecelerde, son 10 günün tek gecelerinde yani, arayınız evet. Buyuruluyor. Son 10 gün içerisinde Ramazan-ı Şerif'te Kadir Gecesi aranacak ve o gecelerin ve gündüzleri en değerli bir şekilde değerlendirilecekse aslında müminlerin hayatının tamamının
adeta bir Kadir gecesiymiş gibi değerlendirilmesi, asıl verilmek istenen mesaj budur. Yani Allah'ın zamanı insanlar için, müminler için son derece değerli kıldığını biz Kur'an'dan anlıyoruz. Çünkü Kur'an'da zamanın değişik aşamalarına, değişik mertebelerine yeminler söz konusu. Evet. Mesela Asr suresinde vel asr, Allah zamana, asra yemin ediyor. Ve insanoğlunun da bu zamanı değerli geçirip geçirmemesiyle ilgili hüsranda veya karda olduğundan bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla zaman çok önemlidir. Müslümanlar açısından özellikle çok önemlidir. Bu bağlamda Kadir Gecesi'nin, Ramazan-ı Şerif'in işte son 10 gününde aranacak olmasının en temel esprisi, müminler açısından ifade ettiği önemi, müminlerin tüm gecelerini ve gündüzlerini Kadir Gecesi ve onun öncesinde arkasında yapmış olduğu ibadet yoğunluğu içerisinde geçirmelerini temin etmektir. Yoksa Allah'ın geceler arasında gecelerden bir gece olma bağlamında herhangi bir fark söz konusu değildir. Ama bu gecenin ayrıca bir önemi vardır. O gece içerisinde Kadir Gecesi olmayan tam 1000 aydan daha hayırlıdır. Öyle ki Yüce Rabbimiz bu gece içerisinde müminlerin her türlü, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz o hadisi şerifin açıklayıcısı mahiyetinde, rahmet, mağfiret ve cehennem azabından kurtuluşuna vesile olacak her türlü iş için Yüce Allah meleklerini ve özellikle Cebrail'i ruh, oradaki ruh kavramıyla müfessirlerimiz Cebrail aleyhisselamın anlaşılması gerektiğine de vurgu yapıyorlar. Tüm melekleri müminler için seferber ettiğine şahit oluyoruz. Tenezzelül melaiketu ve ruhu fîhâ biizni rabbihim min külli emrin selam. Her türlü iş için, her türlü hayırlı iş için. Öyle ki selamun hiye hatta matla'il fecr, o gece tan yerinin ağarmasına kadar müminler açısından, inananlar açısından esenliktir, selamettir. Böyle değerlendirilirse sevgili peygamberimizi, onun yapmış olduğu uygulamaları biz de kendi hayatımızda örnek kabul edebiliriz. Yine aleyhissalatü vesselam Kadir gecelerinde, gerçi o bütün gecelerde ibadetle yoğunlaşırdı ama Kadir gecelerinde özellikle hem kendisi yoğun bir ibadet atmosferine girer, hem de ailesini, çevresindeki müminleri de bu ibadetleri yapmaları noktasında tavsiyelerde bulunurdu. Peygamber Efendimiz Ramazan ayı ve Kadir Gecesi'nin önemine binaen şöyle buyuruyor. Diyor ki, Ramazan ayı yaklaştığı zaman sizi ayrı bir sevinç, ayrı bir neşe kaplamalı. Çünkü o gece içerisinde öyle bir, o ay içerisinde, Ramazan ayı içerisinde öyle bir gece var ki, o gece hayırlı bir gecedir. Eğer o geceyi gerçekten hayırla yad edebilirseniz artık sizi hayır kuşatmış, siz de hayır yoluna girmiş olursunuz. Eğer bu geceden, bu gecenin hayrından, bu gecenin bereketinden, Yüce Allah'ın melekleri aracılığıyla insanlara bahşettiği lütuftan eğer bir kul, bir mümin mahrum kalırsa artık o mahrum kalmışlar arasında olur. Dolayısıyla bu geceyi en güzel şekilde idrak etmemiz aleyhissalatü vesselamın bizlere de tavsiyesi konumundadır. Evet Sayın Hocam, bir başkası yine Ramazan ayını önemli kılan hususlardan bir tanesi. Bizim hocalarımız eskiden beri işte camiye giden vatandaşlarımız bilirler. Ramazan ayında, Ramazan ayı yaklaştığı zaman kürsülerde vaaz eden hocalarımız hep şunu derler. Ramazan ayında cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur. Ne demek bu? Evet. Yani bunu vatandaşlarım hepimiz sık sık kürsülerden, hocalardan sık sık duyduğumuz hususlardan birisi. Yani cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı, şeytanların da Ramazan'da zincire vurulduğu ibaresi. Bu ifade de tabii ki tamamen sevgili peygamberimizin bir hadisi şeriflerine dayanıyor. Kaynağını oradan alıyor. Gerçekten de Ramazan ayı geldiğinde müminlerde yoğun bir ibadet anlayışı ortaya çıktığından onların bu ibadetlerini eğer Yüce Allah'ın rızasına uygun bir şekilde gerçekleştirme imkanları söz konusu olursa, ki bütün amaç budur, hedefi budur müminlerin, o zaman cennetin kapıları müminlere sonuna kadar açılacaktır. Bu anlamda tabii ki ibadet yoğunluğu içerisinde Rabbimizin rızasını kazanma ümidi de söz konusudur. Onun rızasını kazanabilirsek bizler, cehennemin kapısı da inşallah müminler açısından kapanacaktır. Öyle ki gerçekten de şeytanlar ve cinlerin azgınları, insanlara sıkıntı olmak isteyenler, insanlara zarar verme amacında olanlar ve insanların da şerlileri, hatta insanlardan insanlara zarar dokunması söz konusu olacaksa, onların da şerlileri artık bir şekilde Yüce Allah tarafından bağlanır ifade ediyor sevgili peygamberimiz. Ve cennetin kapısı da ardına kadar açıldığı için müminler davet edilir.
Bu ibadetin güzelliği karşısında Yüce Allah onları mükafatlandırır. Buyuruyor ki bir hadisi şerifinde yine Peygamber Efendimiz, oruçlu Müslümanın iki bayramı vardır. Bunun birincisi iftar ettiği andaki bayramıdır. O birinci yani sabahtan mükafat. Akşama kadar insan aç kalır. Aç kalır, susuz kalır tabii. Şimdi mesela günümüzde 17-18 saat neredeyse, evet. Akşam o iftarın sevinci bir başka oluyor tabii. Gerçekten de öyle, bizim için bayram anlamı teşkil ediyor. İkinci bayramı da mahşer günü inşallah Rabbine kavuştuğunda, Rabbinin ona özellikle vereceği bu cennet mükafatı vesilesiyle ikinci bir bayram söz konusu olacak. Sizler de ifade buyurdunuz, gerçekten bu yaz gününde, uzun günlerde oruç tutmak ciddi bir çaba gerektiriyor. Hatta böyle daha işte oruca yeni başlayan genç çocuklarımız, genç kızlarımız, 12-13 yaşındaki yavrularımız da oruç tutmak istiyorlar. Onların da böyle bir özel gayretleri var. Bu gerçekten ciddi bir samimiyetin göstergesi olarak, Müslümanın samimiyetinin göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bakmak lazım meseleye. İşte Peygamber Efendimiz de bu hadisi şerifleriyle Ramazan ayında cennetin kapılarının Müslümanlara ardına kadar açılacağından, cehennemin kapılarının kapanacağından, cinlerin, işte cinlerin şerlilerinin ve şeytanların da zincire vurulacağından bahsederek Müslümanlara ne kadar değerli bir iş yapmış olduklarının ifadesini, müjdesini vermek istiyor. Evet, peki Sayın Hocam bir başka husus. Şey, yine Ramazan ayında diğer 11 ayda olmayan hususlardan bir tanesi, Ramazan ayında teravih namazı kılıyoruz. Mesela bu ibadet de Ramazan ayına mahsus bir ibadet. Peki teravih namazının önce şunu sorayım, hükmü nedir? Yani bunun kılınması zorunlu mudur, farz mıdır, vacip midir, sünnet midir, hükmü nedir? Bir diğeri, isterseniz hükmünü alayım, ondan sonra teravih ile ilgili bir başka soru yöneltmek istiyorum. Teravih namazı şöyle ifade edelim, sünnet bir namazdır, yani sünneti müekkededir. Sevgili Peygamberimizin zamanında teravih namazı kılınmıştır. Şöyle ki bir akşam aleyhissalatü vesselam Ramazan gecelerinde akşam namazından sonra, iftar yaptıktan sonra bir grup Müslümanla, bir grup ümmetiyle teravih namazı kılmıştır. Akabinde ikinci akşama kadar bu Peygamber Efendimizin o Müslümanlarla beraber namaz kılması daha da duyulmuş etrafta, yaygınlaşmış. Cemaat biraz daha kalabalık hale gelmiş. Üçüncü akşam bu kalabalık daha da artınca artık sevgili Peygamberimiz dördüncü akşam daha kalabalık bir cemaatin mescide geldiğini görünce evinden, hücre-i saadetlerinden çıkmamışlar ve netice itibariyle herkes namazını kılmış ve dağılmış. Peygamber Efendimiz'e o gece niye namaza iştirak etmediği sorulduğunda, aslında sizinle namaz kılmaya müsait idim ama siz o kadar ilgi gösterdiniz ki bu teravih namazına, farz namazlarla bunu karıştırmanızdan korktuğum için cemaatle kılınmasını uygun görmediğimden sizin kendi başınıza namaz kılmanızı daha doğru buldum. Yani teravih namazı kişi evinde kendi tek başına da kılabilir. Kılabilir mutlaka, tabii. Mutlaka cemaatle kılınması zorunlu değil. Değil ama bizim mesela Türk milleti olarak biz kendi toplumumuza geriye doğru dönüp baktığımızda asırlardan beri camilerde 20 rekat olarak ve cemaatle kılanan ve vatandaşlarımızın da teravih namazına büyük bir yoğun ilgisi var onu görüyoruz. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde cemaatle kılınan teravih namazı işte sadece bu 3 geceki teravih namazdır. Bundan başka cemaatle kılınan teravih namazı söz konusu değildir kaynaklara baktığımızda. Bu süreç müminlerin ferden yalnız başlarına teravih namazlarını kılmaları şeklinde devam etmiş. Bu sünnet-i müekkede olan ibadet yapıla gelmiş. Ta ki Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanına kadar. O Müslümanların böyle ayrı ayrı teravih namazlarını kılmalarından ziyade bir cemaat birlikteliği içerisinde bu ibadetin yerine getirilmesini daha uygun görmüş ve bu noktada da Ubey bin Ka'b'ı müminlere imam tayin etmiş ve bu uygulamanın da ne güzel bir uygulama olduğundan bahsediyor kaynaklarda kendi ifadesiyle. Ondan sonra da Müslümanlar arasında teravih namazı cemaatle kılına gelmiştir. Evet, bugün 20 rekat olarak teravih namazları icra ediliyor. Akşam yatsı namazından sonra vitir namazından önce bu ikisi arasında kılınıyor. Aslında teravih namazının anlam dünyasına nereden kaynaklandığına baktığımızda terviha kelimesinden türetilmiş bir ifadedir bu teravih kelimesi. Dinlenmek, rahatlayarak namaz kılmak, namaz kılarak rahatlamak manalarına geliyor. Dolayısıyla din istilahına baktığımızda da
yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan, işte rekat sayısı evet bugün 20'dir ama tarihin belli döneminde 8, 10, 12, 16 şeklinde de kılına gelmiştir. Peki, ama bugün... peki hemen orada bir araya girmek istiyorum. Yani rahat rahat kılınan bir namaz dediniz. Ama şimdi mesela toplumda baktığımız zaman camilerimizde işte insanlar mesela 2 dakika, 3 dakika daha erken birisi namaz kıldıracak diye, yani biraz da hocalar arasında yarış var herhalde. Şu hoca daha hızlı kıldırıyor, bu hoca biraz daha yavaş kıldırıyor. İşte yani diyelim ki işte yan yana iki tane cami, A camisi, B camisi. A camisinde 20 rekat teravih namazı 20 dakikada kılınıyor. B camisinde de 20 rekat teravih namazı 15 dakikada kılınıyor. Sadece teravih için söylüyorum. Evet. İnsanlar o 5 dakika için, mesela zaman öyle zaman oluyor ki işte 15 dakikalık, 20 dakikalık, yarım saatlik yola gidiyor. 5 dakika erken teravih namazından çıkabilir. Bu doğru bir şey mi? Şimdi şöyle ifade edelim Ali Bey. Öncelikle namaz iftidah tekbiriyle başladıktan sonra artık farz namazlar, vacip namazlar, sünnet namazlar, nafile namazlar hiç fark etmez. Hepsi tadil-i erkanı üzere kılınması zorunlu olan namazlardır. Yani yatsı namazının farzını hangi ciddiyetle Müslüman kılıyorsa teravih namazını da aynı ciddiyetle kılmalıdır. Her namazın, her rekatının bir süresi vardır, bir hakkı vardır. Mesela burada farzlardan birisini terk edemezsiniz. Örneğin manayı değiştirecek derecede kıraatta hata yapılıyorsa artık namaz fasat olur, namaz bozulur. Biz buna bazen şahit oluyoruz. İşte hızlı okuyalım, daha kısa sürede namazı kıldıralım anlayışıyla Fatiha suresinde bile mana değişikliğine sebep olan hatalar yapılabiliyor. Bunların İslam'la uzaktan ve yakından ilgisi yoktur. Şöyle ki, teravih namazı 20 rekat olarak kılınıyor. Her bir rekat için 1,5 dakikalık bir süre normaldir. Yani bu diğer namazlarda da olabilir, farz namazlarında da olabilir, vitir namazında da olabilir, diğer ön sünnetle, yatsı namazın ön sünnetinde, son sünnetinde de olabilir. 1,5 dakikalık süre makuldür. Yani sadece 20 rekatlık teravih namazını imam kardeşlerimiz işte 30 dakika, bunun 2 dakika öncesinde sonrasında fark etmez. İşte 28-30 belki dakika, biraz seri okumak suretiyle tabii, biraz daha aşağı düşebilir. Yani sadece okuyuşta seri ama kıraatta, anlamı bozmadan, kıraati bozmadan. Tabii, kıraatta sadece hadır okuyuşuyla beraber kurallarına uyma koşuluyla bir serilik olabilir ama örneğin rükuya gittiniz, rükudan kalktınız, kavmede o duruşu Sübhanallah diyecek kadar durmanız gereken süreyi mutlak surette durmalısınız. Bunu yatsı namazının farzında da durmalısınız, teravih namazında da, vitir namazında da. Yani cemaatin bir kısmı efendim kıyamda, bir kısmı rükuda, bir kısmı secdede böyle dağınık bir görüntü vermek bu ibadetin bir kere ruhuna aykırıdır. Şimdi şöyle demek gerekir belki de, zaman önemli insanlar açısından ama Allah-u Teala sevgili peygamberimizin dilinde insanın zamanını da programlamıştır. Sevgili peygamberimiz günü 3 kısma ayırıyor. 3'te 1'lik kısmında Müslüman çalışıp hem kendisinin hem de sorumluluğunda olan aile fertlerinin geçimini temin etmek zorundadır. 3'te 1'lik diliminde ibadetle meşgul olmak durumundadır. 3'te 1'lik diliminde de istirahat edecektir, dinlenecektir. Şimdi baktığımız zaman bizim toplam ibadet surelerimiz, yani namazdır, oruç tabii ki başlı başına bir süre alıyor. Evet. Farklı bir ibadet ama namaz ibadetine genel olarak Ramazan dışındaki günlerimizle dikkate aldığımızda bu süreyi dolduramıyoruz. Tabii bir kimsenin helal rızık peşinde çoluk çocuğunu ve kendisinin nafakasını temin etme anlamında yapmış olduğu çalışmalar da ibadet kabul ediliyor bizim dinimize göre. O ayrı bir mükafat kalemi olarak bir tarafta duracak olursa Ramazan ayı içerisinde teravih namazına ve yatsı namazı için camiye gidişimizde ayırdığımız süreyi çok fazla görmemeliyiz. Yani Müslümanlar rahat rahat namazlarını kılmalılar. Hatta bazı ülkelerde bu teravih namazlarının işte 2 rekatta selam veriliyorsa 2 rekatta bir, 4 rekatta selam veriliyorsa 4 rekatta bir, bittikten sonra insanlar şöyle biraz dinlenirler. Orada ibadet yaparlar, zikir çekerler, salatü selamlar getirirler, hamdele ve salvelede bulunurlar. Yani başka ihtiyaçlarını temin edebilirler, abdest tazeleyebilirler, su içebilirler vesaire. Yani rahat rahat Müslümana namaz kılma imkanını vermek lazım. Mesela rükû ve secdelerde Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel Azim ifadelerini bir kere söylemek malumlarınız farz. 3 defa söylemek artık birden fazlası hem farz hem sünneti de yapmış oluyoruz. Ama bunu asgari farzı yerine getirecek düzeyde icra etmeye müsaade etmemiz gerekiyor. Yani namazı kıldıranlar açısından baktığımızda.
Bu noktada bir fıkra anlatmak isterim. Böyle genç, namazı hızlı kıldıran bir delikanlı bir köye imam olarak atanmış. Tabii köylü de onu seviyor. En çok camiye devam eden hacı amcalardan birisi bu teravih namazındaki hocanın hızını görünce namaz çıkışta diyor ki yavrum yani çok iyi çofas da şu namazı biraz yavaş kıldırsan bak ben rükularda bir defa zorla söylüyorum işte Sübhane Rabbiyel Azim secdede bir defa olsun Sübhane Rabbiyel Alâ'yı zor şer söyleyebiliyorum. Ne olur az daha uzatsan deyince hoca efendi ne dese beğenirsiniz. Hacı amca sen dua et bir kere söylüyorsun ben bir defa da söyleyemiyorum. Yani böyle bir durumla da karşı karşıya kalmak tabii bu fıkradan bir hisse almamız hocam, gerekiyor. Sayın hocam yani zaman zaman bu televizyonlarda haberlere konu oluyor işte 10 dakikada 12 dakikada 15 dakika 13 dakikada teravih namazı kıldıranlar bilmem neler. Yani bunlar şikayetlere de sebep oluyor, cemaatin huzursuz olmasına da sebep oluyor. Basına da malzeme olan yerler de var. Bunları da zaman zaman duyuyoruz. Bunlar doğru şeyler değil. Yani 10 dakika, 10 dakikada 20 rekat namaz kıldırmak hiç mümkün değil. Bu olsa olsa belki bir hani beden eğitimi olabilir. Tabirimi bağışlasın izleyenlerimiz. Belki bir beden eğitimi, bir idman, bir antrenman olabilir. İftar yemeğini daha hızlı eritmek için bir çaba olabilir ama bu namaz olmaz kesinlikle. Ama son dönemde özellikle ben bu sene Ramazan ayında namaz kıldığım camilerde hocalarıma teşekkür ediyorum. Ciddi bir yavaşlama var. Yani çok rahat rahat namaz kılmaya başladık. İnşallah bu programlar sayesinde kardeşlerimizin bu noktadaki dikkatleri daha da zinde bir hale gelecektir ve Müslümanlar da rahat rahat ibadetlerini yapacaklardır. Zaten Ramazan-ı Şerif'in en bereketli dönemlerinden birisi de bu teravih namazlarının vakti oluyor. Çünkü Müslümanlar bir araya geliyorlar, camide toplanıyorlar. Hemen şunu da ifade edeyim müsaadelerinizle. Müminler yatsı namazını ve akabinde teravih namazını kılmak için ciddi bir çaba sarf ediyorlar. İşte en yakın camiye veya değişik camileri gezmek suretiyle bu ibadeti yerine getirmeye gayret gösteriyorlar. Ama bizim üzerinde görevli olduğumuz, kılmakla yükümlü olduğumuz namaz sadece yatsı namazı ve teravih namazı değil malumlarınız. Sabah, öğle, akşam ikindi namazlarımız da var değil mi? Bu beş vakit yatsı namazının dışındaki diğer namazları da mümkünse camide cemaatli ama değilse evimizde mutlak surette kılmalıyız. Ramazan ayı içerisinde yerine getirdiğimiz bu oruç ibadetini ifa ederken namazı asla unutmamalıyız. Orucun geçen hafta da konuşmuştuk. Bir kaza yönü vardır. Yani eğer sağlık veya yolculuk veya başka bir mazeretimiz söz konusuysa kaza edebilme imkanımız var ama namaz için aynı şeyleri rahatla söylemek mümkün değil. Çünkü namaz Müslümanlara vakti kesinleştirilmiş bir şekilde farz kılınmış bir ibadettir. İnne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevgûte. Dolayısıyla vakti tayin edilmiş bu ibadeti de mutlak surette yerine getirsin. Teravih namazlarında rahat rahat kılsınlar. Allah ibadetlerini kabul eylesin. Yine bir başka şey hocam söyleniyor. Ramazan ayını ihya eden müminlerin günahları bağışlanır deniyor. Evet. Bunu da sık sık hocalardan duyuyoruz. Ne demek bu? Tabii bunun da yine kaynağı sevgili peygamberimize isnat edilen bir hadisi şerif. Müslim'de bu hadis geçiyor. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki beş vakit namaz, cuma namazı, işte cumadan cumaya kadar büyük günahlar hariç küçük günahlara kefarettir. Ramazan ayında tutulan oruç da bir önceki seneden o zamana kadar işlenen küçük günahlara kefarettir buyuruyor bu ifadeye göre. Ama büyük günahlar için ayrıca işte içkidir, kumardır, zinadır, cana kıymadır, namaz kılmamadır. Bu tür büyük günahlar için Müslümanın özellikle Allah'tan tevbe etmesi, bağışlanma dilemesi ve özellikle bir başkasının hukuku da söz konusu bir haddi cezası varsa onu da yerine getirmesi gerekiyor. Bu tamamen Ramazan ayını ihya eden Müslümanın, müminin günahlarının bağışlanması bu hadisi şerife dayanıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da gerçekten müminleri bu noktada ibadetleri daha zinde bir şekilde yapmaya motive edici sözleriyle bizim önümüzü aydınlatıyor. Evet müminler gerçekten hakkını vererek oruçlarını tutarlar, hakkını vererek ibadetlerini yaparlar, namazlarını kılarlar, samimiyetlerini ortaya koyarlarsa inşallah Rabbim onların geçmiş günahlarını, küçük günahlarını bağışlayacaktır. Şimdi yine bir başka husus, hep öyle söylenir, Ramazan ayı, rahmet ayı, bereket ayı, mağfiret ayı, hatta sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayı denir. Yani mesela inşallah Allah nasip ederse bir mani, bir keder olmazsa önümüzdeki hafta zekat konusunu özellikle işlemek istiyorum. Ama bütün Müslümanlar işte zekatlarını hep Ramazan ayına
ihdas ediyorlar. Ramazan ayında zekatını veriyor. Ramazan bittikten sonra yıl boyu başka zekat verme işlemleri falan ortadan kalıyor. Herkes Ramazan'ı ayarlıyor. Bunun hikmetini, niye Ramazan? Yani rahmet ayı, bereket ayı, hatta yardımlaşma ayı denir hale gelmiş. Yani o adla anılır hale gelmiş. Bunun sebebini, niye Ramazan'ı özellikle tercih ediyoruz? Ramazan dışında yapamaz mıyız? Ama zekatı teferruatlı bir şekilde önümüzdeki hafta inşallah evet. Konuşuruz. Şimdi şöyle, eğer geçen sene Ramazan ayında bir Müslüman bir zenginliğe ulaştı ve bu zenginliğin üzerinden de bu yıl itibariyle Ramazan ayında bir yıl, bir kameri yıl geçmişse artık o zekatını bu ay içerisinde ödeyebilir. Ama mesela diyelim ki Ramazan ayında değil de Ramazan'dan iki ay sonra işte bir mal bir yerden herhangi bir geldi, miras geldi ya da para kazandı, bir şey karandı. Gelecek sene Ramazan'dan iki ay sonra üzerinden bir yıl geçti. Bu hesabı yaparken Ramazan'dan Ramazan'a mı yapacak şimdi yine? Önce verebilir. Yani imkanı varsa zekatını normal kameri ay, kameri yılda olmadan önce verebilir ama bizdeki uygulamaların aksayan taraflarından birisi şu. Mesela diyelim ki Müslüman kardeşimiz geçen sene Ramazan ayından 6 ay önce İslam'ın öngördüğü o zenginlik seviyesine ulaştı. Tabii 6 ay olduğu için zekatını da vermedi haliyle. Normalde bundan 6 ay önce vermesi gerekiyordu. Dedi ki Ramazan'da veririm, bekletti. Bu olmadı. O zaman zekat kendisine ulaştırılması gereken Müslümanların, kişilerin hakkına girmiş oldu. Şöyle ki bir başka açıklama yapalım bu konuda. Müslümanların ya da insanların ihtiyaçları sadece Ramazan ayı ile sınırlı değil. Yani bu insanlar Ramazan ayının dışında da 11 ay, 11 farklı ayda hayatlarını idame ettiriyorlar bir şekilde. Evet. Bunun fakiri var, yoksulu var, zekat kendisine ulaşması gereken zorunlu insanlar var. Yani acaba şu mu düşünülüyor? Ramazan ayında yapılan ibadetlere Allah katında daha fazla sevap veriliyor. Onun için zekatımı da, farz olan zekatımı da Ramazan ayında vereyim hesabı mı yapılıyor? Yani belki öyle bir anlayış olabilir insanlarımızda ama Müslüman kardeşlerimizde bu yaklaşım doğru değil. Eğer bize Ramazan ayından daha önce zekat vermemiz farz olan bir zenginlik verilmişse bunun yükümlülüğünü yerine getirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde ihtiyaç sahiplerinin hukukuna tecavüz etmiş oluruz. Yani onların hakkına girmiş oluruz. Evet, sizin dediğiniz gerekçe doğrudur. İnsanlarımız da genelde bu ay içerisinde zekatlarını birbirlerine ulaştırma anlayışı gelişmiştir. Ama bunu daha doğru olan bir şekle büründürmemiz gerekiyor. Mesela hangi tarihte bir zenginliğe ulaşmışsak, İslam'ın öngördüğü o çıtayı yakalamışsak onu bir tarafa, bir kenara not ederiz. O tarih bir yıl, bir kameri yıl sonra geldiğinde sonra malımızın zenginliğimizi hesap ederiz. Ne kadar malımız varsa İslam'ın öngördüğü, sevgili peygamberimizin belirttiği kriterler karşılığında onun zekatını, zekat verilmesi gereken insanlara teslim ederiz. Sadece bu aya mahsus olarak zekatı verme gibi bir zorunluluğumuz yoktur. Onu özellikle altını çizerek belirtmek isterim. Peki yine şimdi yine söyleyeceğim ama Ramazan ayında ibadetlere daha çok sevap verilir. Evet. Başka madde. Yani bunu da tavsiye eden hadis-i şerif var. İbadetlerin daha faziletli olduğu söyleniyor. Hocalarımız bunu söylüyor. İbadetlere daha fazla sevap verildiğine göre işte benim biraz önce söylediğim mantık acaba bunu mu getiriyor evet diye. Şimdi şöyle, tabi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Enam suresinin 160. ayeti kerimesinde. Kur'an-ı Kerim'de gerçekten Müslümanlara önemli bir müjdeyi veren evet bir ayet bu. Çünkü Müslümanlar bir ibadet yapıyorlar. Bu ibadet karşılığında da Yüce Allah'tan beklentileri var. Yani bir mükafat beklentileri var bir kere. Rabbimiz buyuruyor ki o ayette, 160. ayette, "Men caa bil haseneti felehu ashru emsaliha." Her kim bir iyilikle, bir güzellikle Allah'ın huzuruna gelirse ona 10 katı vardır. "Ve men caa bis seyyiati fela yucza illa misliha." Birisi de bir kötülük getirirse, bir kötülük suçu söz konusu olursa ona sadece o kötülüğün misli vardır. Yani ayrıca "ve hum la yuzlemun," ona zulmedilmez buyuruyor. Yani adam bir kötülük işledi, karşılığında sadece bir ceza var. Ama bir iyilik, ama yaptı, bir iyilik işledi, karşılığında 10 kat mükafat veriyor. Allah-u Teala insanlara bu konuda merhametini gösteriyor. Merhametini gösteriyor. Şimdi bu Ramazan ayı ile de ilişkilendiriliyor bu hadise. Şöyle ki, Ramazan ayında biz hani bir ay oruç tutuyoruz ya, bir ay orucun bir güzellik olarak, bir iyilik olarak Rabbimizin katına arz edilen bir değeri olduğundan, işte bunu 10 katıyla çarpıyorlar. Ve deniliyor ki Ramazan ayını ihya eden senenin 10 ayını oruç tutmuş gibi sayılır. Ramazan ayından sonra sevgili peygamberimizin tavsiye ettiği bir 6 günlük Şevval orucu var. Şevval orucunu da bu 6 günlük orucu da tutan
Onunla çarptığımız zaman 60 gün eder. O da 2 ay yapıyor. 2 ay yapar. Evet. Yani Şevval orucunu tutan, Ramazan orucunu tutan Müslümanlar yılın tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanırlar. Bu konuda Peygamberimizin hadisi şerifine dayanıyor bu. Yani kim Ramazan orucunu tutar, ardında da Şevval orucunu tutarsa o bütün yılı oruçta geçirmiş gibi sevap kazanır. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde ise daha başka bir mükafat söz konusu. Hani Ramazan ayında ibadetlere daha çok sevap verilir deniliyor ya. Aslında bütün zaman dilimlerinde Yüce Allah'ın biz Müslümanların ibadetlerine ayrı bir mükafat, ziyadesiyle mükafat verdiğine şahit oluyoruz. Bakara 261. ayet-i kerimede bu konu gerçekten ciddi bir müjdeyi de beraberinde getiriyor. Rabbimiz buyuruyor ki, مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu şöyledir. كَمَثَلَ حَبَّتٍ O bir taneye benzer. Toprağa attığımız bir tohum gibidir. Evet. Bu buğday olur, mısır olur, neyse bir taneye benzer ki enbetet seb'a senabile. Yani 7 başak bitirmiş bir tanedir bu. Fi külli sümbületin mi'etu habbe. Yani onun her başağında da 100 tane söz konusudur. O zaman nasıl oluyor? 7 başak, her başağında 100 tane varsa 700 oluyor değil mi? Allah-u Teala bizim kendi yolunda bir harcamamıza 700 bereket veriyor. Yani 700 katıyla mukabele ediyor. Devamında da buyuruyor ki Rabbimiz Vallahu yuzaifu limen yeşâ'u. Allah dilediğini de böylece daha da artırır. Vallahu vâsiun alim. Allah'ın mülkü geniş ve o her şeyi hakkıyla bilendir. Şimdi baktığınızda hem En'am suresindeki ayet hem bu ayet hem Kur'an-ı Kerim'deki bu bağlamdaki başka ayetler müminlerin mükafat yoğunluğuna, ibadetlerine daha fazla sevap kazanmalarına bir kapı olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyorlar. Hal böyle olunca da işte bu Ramazan ayı içerisinde ibadet yoğunluğuna daha fazla zaman ayırıyor Müslüman kardeşlerimiz. Ama tavsiyemiz şudur. Evet, gerçekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifinden ve bu ayetlerden anlaşıldığına göre ibadetlerimize kat kat sevaplar verilmektedir. Önemli olan Ramazan ayında kazanmış olduğumuz bu standardı, bu ideal seviyeyi hayatımızın diğer zamanlarına yansıtabilmektir. Evet. Yine Ramazan ayı nefsi terbiye etme ve sabır ayıdır deniliyor. Evet. Yani nasıl nefsi terbiye ediyor? İnsanlara sabrı Ramazan ayı nasıl öğretiyor? İsterseniz bu soruya da. Evet. Ali Bey, gerçekten Kur'an-ı Kerim bu konuda da Müslümanlara müjdeler veriyor. Malum insanoğlu bir nefis taşıyor. Yani onun şeytanın özellikle insana hükmettiği kapısı nefis kapısı. Evet. Çünkü Allah-u Teala insanlara akıl vermiş, irade vermiş ve vicdan vermiştir. Yine de devamında bir de nefis vardır. Nefis de Allah'ın bize vermiş olduğu bir duygudur. Şimdi buraya baktığımız zaman şeytan insanla iletişimini nefis aracılığıyla kuruyor. Rabbimiz de Müslümanların özellikle şeytandan uzak olmalarına vurgu yapan pek çok ayet-i kerimeyi bizlerin dikkatine sunuyor Kur'an-ı Kerim'de. İnne şeytane leküm aduvvum mübin diyor. Kur'an'da apaçık bir şekilde şeytan sizin düşmanınızdır diyor. İnnemâ yed'u hizbehu liyekûnü min eshâbis sa'ir. Şeytan taraftarlarını sadece cehennemliklerden olması konusunda davette bulunur. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah ise insanları, müminleri kurtuluş diyarına, yani cennete davet eder. Zümer suresinin 10. ayetinde bu Ramazan ayının nefsi hem terbiye etme ve terbiyeyi başaranın da sabır kalemiyle birlikte büyük bir mükafata kavuşacağına vurgu yapılıyor. Kul de ki, ayette öyle buyuruyor Peygamberimize hitaben, kullarıma söyle. Ya ibadillezine amenu, iman edenlere. İttegû rabbakum, Rablerine karşı takvalı olsunlar. Rablerine karşı sorumluluk bilinciyle hareket etsinler, ayetlerine karşı duyarlılık göstersinler, emirleri yapsınlar, yasaklardan kaçınsınlar. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً Eğer onlar dünyada bir güzellik getirirlerse, onlara hem dünyada hem de ahirette karşılığı olan başka bir güzellik verilecektir. وَاَرُضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً Allah'ın arzı, Allah'ın mülkü son derece geniştir. Yani bitmek tükenmek bilmeyen bir hazineye sahiptir. Devamında da eğer Ramazan ayı sabır ayı olduğu için orucunu da sabrederek, pek çok şeyden kendisini engelleyerek, geri durarak yerine getirdiği için, bu ibadeti yaptığı için Müslüman, Allah ona sabrın karşılığında cenneti verecek
Ve bu cennetin de sayısız nimetleri var. İnnemâ yüveffe sabirûne ecrahum bi gayri hisâb. Sabredenlere hesapsız bir şekilde nimetler verilecektir. Mükafatları verilecektir. Yani Ramazan ayının hem nefsi terbiye etme hem de sabır ayı olması nedeniyle eğer bunu kul bu sabrı ve nefsi arındırmayı başarabilirse Yüce Allah'ın katında nimetlerin en değerlisi olan cennette mükafatlandırılacak. Peki Zeyn Hocam, oruç ibadeti demin programın başında da söyledik. Dedik ki mesela işte şu bu sene içerisinde bulunduğumuz mevsimde Türkiye'de aşağı yukarı 17-18 saat insanlar oruç tutuyor. Evet. Yani 17-18 saat oruç tutan bir insan sabretmeyi de herhalde öğreniyor. Yani sabrın, oruçla sabır ilişkisi nasıl? Tabii şimdi insanın bir kere temin etmesi, tatmin etmesi gereken insani ihtiyaçları vardır. Nedir bu? Örneğin yeme ihtiyacı değil mi? Yeme ihtiyacı. Evet. Örneğin içme ihtiyacı, su içme ihtiyacı. Çünkü vücudun belirli oranda suya da ihtiyacı vardır. Belirli oranda gıdaya ihtiyacı vardır ve başka ihtiyaçlar da vardır insanların. Bu ihtiyacını sırf Allah'ın, Yüce Rabbimizin kendisine bahşedeceği nimetler hem dünyada hem de ahirette vereceği büyük ödüller, ödüllere kavuşmak için Müslüman ötelemektedir. Ve böylece bu ihtiyaçlarını ötelerken bir taraftan, diğer taraftan da ciddi bir sabırla imtihan olmaktadır. Yani orucu biz zaten birazdan tanımına geçtiğimizde daha detaylı belki ele alma imkanı bulacağız. Sadece yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durma şeklinde tanımladığımız bir ibadet değildir. Yani bu eğer hakkıyla yerine getirilemezse bu ibadet bütün bedene... Şeyde öyle yapılıyor. Yani tariflere baktığımız zaman işte orucu tarif ederken işte tan yerinin ağarmasından işte güneş batıncaya kadar yeme, içme ve cinsi münasebetten uzak durmaktır şeklinde bir tane. Sadece üçü mü mesela? Değil. Yani tabii ki bu üçü var tanımın içerisinde ama bunun ilaveleri daha fazlası da var. Zira insan mesela oruç... İşte bu yemeden, içmeden ve cinsi münasebetten, tan yerinin ağarmasından iftar vakti olan akşam namazının vaktine kadar kendisini engelliyor, geri durduruyor ama asıl itibariyle orucun bedenimizin tüm uzuvlarına tutturulması gerekiyor. Örneğin dilimizi yalan konuşmaktan, gözümüzü harama bakmaktan, efendim kulağımızla dedikodu, gıybet vesaire dinlemekten, Allah'a isyan cümlelerini duymaktan onlardan da beri kılmamız gerekiyor. Hatta oruçlu olduğumuz halde bir insanla karşılaşır veya bir toplumun içerisine girer de insanların bize karşı olumsuz bir tavırlarıyla karşı karşıya kalırsak onlara karşı oruçlu olduğumuzu ifade edip salimen seyri seferimize, yolculuğumuza devam etmemiz de sevgili peygamberimizin tavsiyeler arasındadır. Yani burada gerçekten ciddi bir nefis terbiyesi eğitimi söz konusudur oruç ibadeti içerisinde. Gerçekten ciddi bir sabır sınavı söz konusudur. Oruç ibadetini yerine getiren insanlar bu eğitimlerinde inşallah başarıyla tamamlıyordur. İşte başarılı olursa işte o zaman ibadetlere daha çok sevap verilir. Tabii, böyle bu şekilde yani, tutulan bir oruca karşılık, ihya edilen bir Ramazan ayına karşılık gerçekten de mükafatlar kat kat olacaktır. Evet ve son olarak bu bölümde Sayın Hocam Ramazan ayına mahsus ibadetlerden bir tanesi. Bu sadece Ramazan ayında İtikaf ibadeti var. Evet. İtikaf deyince belki değerli izleyicilerimizin bir kısmı yeni duyuyorlar, bir kısmı bunu biliyorlar. İtikaf ibadeti özellikle Ramazan ayında yerine getiriliyor. İtikaf nedir? Bu ibadet nasıl yapılıyor? Nereden geliyor? İsterseniz bunu da, bu itikaf ibadetini de açıklayalım. Ondan sonra birinci bölümü de bu şekliyle tamamlayalım. Ondan sonra sorular bölümüne, özellikle geçen haftadan gelen yoğun sorular var onlara ve Ramazan ayıyla ilgili, oruçla ilgili sıkça değerli izleyicilerimiz tarafından sorulan sorulara geçelim. Evet. İtikaf bir Müslümanın özellikle Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü içerisinde bir camide, bir mescide veya mescit hükmünde olan bir bölümde ibadet yoğunluğu içerisinde zamanını değerlendirmek üzere inzivaya çekilmesidir. Gerçekten de Müslümanlar sevgili peygamberimizi örnek alarak bu ibadeti yerine getirmek için ciddi bir samimiyet ortaya koymaktadırlar. Sayı her ne kadar az olsa bile bir kişinin bile bir mahallede, bir köyde, bir ilçede itikafa girmesi onun samimiyetinin göstergesidir. Çünkü bu 10 günlük süre içerisinde o zorunlu ihtiyaçları hariç mescitten ayrılmayacaktır. Yani o girmiş olduğu küçücük bölümde 10 günlük süreyi tamamlayacaktır.
Yani bir caminin içerisinde kendisine bir bölüm ayrılıyor. Tabii Müslümanları rahatsız etmeyeceği, genel ihtiyaçlarını da, yani zorunlu ihtiyaçlarını da orada temin edeceği, işte abdest alma ve diğer ihtiyaçları için ancak dışarıya çıkabileceği bir ortam ona temin ediliyor ve burada Müslüman kardeşimiz 10 gün gibi bir süreyi değerlendiriyor. Bunun temelde sevgili Peygamberimize dayanıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam itikafa girmiştir Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü içerisinde. Ümmeti de onu örnek almaktadır bu noktada. Tabi itikaf söz konusu olunca oradaki Müslüman kardeşimiz her ne kadar Müslümanları, caminin diğer cemaatini rahatsız etmeyecekse, diğer Müslümanların da, camide ibadet yapan insanların da itikafta olan kardeşimize anlayışla yaklaşması gerekiyor. Evet. Bu noktada da gerekli tedbirler alınıyor. Gerçekten özel bölmeler hazırlanıyor camilerimizde. Müslümanlar son 10 gün içerisinde bu sevabı bol olan ibadeti yerine getirmek üzere yoğun bir samimiyeti ortaya koyuyorlar. Evet. Sayın Hocam, şimdi değerli izleyicilerimizden gelen sorulara geçeceğiz ama ben şu 10 maddeyi bir defa daha bir tekrarlamak istiyorum. Ramazan ayının değerinden, öneminden bahsederken Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirilmeye başlandığını ifade ettiniz. Evet. Farz olan Ramazan ayı orucunun bu ayın içerisinde tutulduğunu ifade ettiniz. Yine bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nin Ramazan-ı Şerif'in içerisinde bulunduğundan bahsettiniz. Ramazan ayında cennet kapılarının açılacağı, cehennem kapılarının kapanacağı, şeytanların zincire vurulacağından bahsettik. Teravih namazının Ramazan ayında kılınan sünnet bir namaz olduğundan ve Ramazan ayında kılınan bir ibadet olduğundan, yine Ramazan ayını ihya eden müminlerin günahlarının bağışlanacağından, Ramazan'ın rahmet, bereket, sosyal yardımlaşma, dayanışma ayı olduğundan bahsettik. Ama bu sosyal yardımlaşma, özellikle sosyal yardımlaşmanın yanında bir de Müslümanlara farz olan zekat konusunu önümüzdeki hafta konuşacağımızı ifade ettik. Ramazan ayında ibadetlere daha çok sevap verildiğinden, Ramazan ayı nefsi terbiye etme ayı olduğundan ve itikaf adı verilen ibadetin de Ramazan ayında yerine getirildiğinden bahsettik. Bu ana sorusu aşağı yukarı 1,5 program diyelim geçen hafta ve bu haftaki programımızda konuştuk. Şimdi bundan sonraki bölümde değerli izleyicilerimizden gelen sorulara geleceğiz. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Eğer vaktimiz varsa 5 dakika daha, yayındaki arkadaşlarımız 5 dakika daha vaktimiz olduğunu ifade ediyorlar. İsterseniz sorularla başlayalım. Müsaadenizle sorulara geçmeden önce Ramazan ayı içerisinde Ramazan'ın rahmet ve bereket, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayı bağlamında birkaç cümle daha kurmak O zaman 5 dakika onu konuşalım, soruları ikinci bölüme bırakalım. Tamam. Uygundur. Evet. Ali Bey, şimdi sevgili Peygamberimizin sizin de okumuş olduğunuz bir hadisi şerif var, mealini söylediğiniz. Ramazan ayı başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluşa vesiledir. Hep söylenir. Yani hocaların, biz de epey zaman hocalık da yaptık, imamlık yaptık, değişik görevlerde bulunduk. Hep öyle derdik. Evveli rahmet, ortası mağfiret, evet, sonu cehennem azabından kurtuluşa vesile olan bir aydır. Kesinlikle öyledir Ramazan ayı. Şimdi bu rahmet kavramı, ve me erselnake illa rahmeten lil alemin. Yüce Rabbimiz sevgili peygamberimiz de alemlere rahmet olarak göndermiştir. Yani onun gönderilmesi bizatihi müminlere, insanlara Allah'ın bir rahmetidir. Rahmet kelimesinin kökenine indiğimiz zaman daha detaylı bir tanım yapacak olursak, Arapçada rahime fiilinden türetilmiş bir kelimedir bu. Yüce Allah'ın en önemli sıfatlarının da türetildiği bir köktür. Mesela Allah'ın Rahman sıfatı da bu kökten türetilmiştir. Evet. Rahim sıfatı da bu kökten türetilmiştir. Şimdi bu Rabbimizin, Yüce Allah'ın bu iki sıfatını da bu bağlamda mutlak surette tahlil etmemiz gerekiyor. Rabbimizin Rahman sıfatı gereği Kur'an'daki kullanımına baktığımızda özel bir kullanıma sahiptir. Sadece Yüce Allah'a mahsus bir sıfatıdır. Yani Rahim sıfatı hem Yüce Rabbimiz için kullanılır hem de Peygamberimiz için kullanılır. Tevbe suresinin 128. ayeti kerimesinde sevgili Peygamberimiz için Raufun Rahimun ifadesi geçer. Yani o müminlere karşı hem şefkatlidir hem de merhametlidir ifadesi geçer. Ama Kur'an'daki anlam dünyasına baktığımızda bu iki sıfatının Rabbimizin
Rahman sıfatı sadece Yüce Allah için kullanılıyor ama anlam dünyası, manası hitap ettiği kesim geniş, genel. Öyle ki insanların inanan veya inanmayan hiç fark etmiyor. Tüm insanlara, tüm kullarına, hatta tüm yaratıklarına Yüce Allah Rahman sıfatının bir gereği olarak dünya hayatında ikramda bulunuyor. Yani onların açlığını gideriyor, susuzluğunu gideriyor, değişik ihtiyaçlarını temin ediyor. Yani burada kullarına siz inanıyorsunuz, inanmıyorsunuz ayrımı söz konusu değildir. Tamamen Rahman sıfatı bağlamında bunlar ortaya çıkıyor. Rabbimizin Rahim sıfatının bir gereği olarak baktığımızda ise her ne kadar kullanım genel olsa, yani hem Yüce Allah için kullanılan bir sıfat hem de Peygamberimiz için kullanılan bir sıfat olsa da onun kullanım alanı, hitap alanı özeldir. Rabbimiz bu sıfatının gereği olarak sadece inananlara cennette, ahirette mükafatların en değerlisini ikram edecektir. Böyle bir tasdifi yapmaya ihtiyacımız var. Çünkü rahmeti insanlar dünya hayatındayken birbirlerine karşı da göstermelidirler. Yani evet. Müslümanlar birbirleriyle ilişkilerinde son derece merhamet ehli, son derece yumuşak huylu, müşfik bir anlayışla ilişkilerini sürdürmelidirler. Hem Peygamberimizin hayatına baktığımızda hem de Yüce Allah'ın ve rahmeti ve siyat külle şeyi, Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşatması bağlamında düşündüğümüzde insani ilişkilerde bu rahmetin, merhametin, yumuşak, müşfik anlayışın ne kadar değerli olduğuna şahit oluyoruz. Öyle ki فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'ın rahmeti sayesinde buyuruyor Peygamberimize hitaben sen etrafındaki insanlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنِ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَظُّوا مِنْ حَوْلِكِ Eğer sen böyle kas katı bir insan olsaydın etrafında hiç kimseyi bulamazdın. Öyleyse biz insanlara Rabbimizin sıfatının bir gereği, Peygamberimizin uygulaması ve tüm Kur'an'daki rahmet içerikli ifadelerin neticesinde Allah'ın rahmetiyle, merhametiyle nasıl bize muamele ettiğini düşünüyorsak kardeşlerimize de insanlara da bu ilgi ve alakayı göstermeliyiz. Bunu niye ifade etmek istedim? İşte bugün İslam coğrafyasında, dünyada Müslümanların bir kısmı gerçekten çok refah içerisinde yaşarken diğer tarafta insanlar ızdırap içerisindeler. Hatta savaşlar ve değişik açlık, susuzluk, başka sıkıntılar nedeniyle doğal felaketler gibi sebeplerden dolayı gerçekten insanların önemli bir kısmı da dünyada sefillik içerisindedirler. Rabbimizin bu Rahman ve Rahim sıfatının, Yüce Peygamberimizin Rahim sıfatının, onun rahmet anlayışının bir tecellisi olarak bu kardeşlerimize de rahmetin gereği olan merhameti göstermeliyiz. Onların sıkıntılarını kendi sıkıntımız olarak kabul etmeli, biz empati yapmalıyız. Yani bugün Somali'de, işte Afrika ülkelerinde, işte Alt Asya ülkelerinde, işte Myanmar'da, Arakan'da, Müslüman kardeşlerimizin Suriye'de, Mısır'da yaşadıkları o sıkıntıları biz kendi ciğerlerimizde, iliklerimizde hissetmeliyiz ki ancak Ramazan ayını rahmet ayı, mağfiret ayına dönüştürebilelim. Ki biz bu rahmeti, bu mağfireti eğer kardeşlerimize karşı gösterebilirsek Yüce Allah da inşallah bizi sonu cehennem azabından kurtuluş olan yola sevk edecektir. Burada hemen ifade etmek isterim. Günümüz dünyasında hemen komşularımızda, iş çevremizde, yaşadığımız bölgede, coğrafyada Müslüman kardeşlerimiz gerçekten Ramazan ayı gelince ibadet yoğunluğunun da bir göstergesi olarak kardeşlerine her türlü yardımı yapmak isterler. Özellikle bizim güzel adetlerimizden birisi, Peygamber Efendimiz de onu tavsiye ediyor, Müslümanlara iftar ettirmemiz değil mi? Yani evet. Oruçlu bir insana iftar ettirmek ne kadar büyük bir sevaptır. Bu sevaba ulaşmak için herkes ciddi bir çaba sarf ediyor. Şimdi bazı uygulamaların tam amacını gerçekleştirmediği düşünülüyor sosyal bilimciler tarafından. Örneğin toplumun zengin kesimleri sadece zenginleri iftara davet ederse bu iftar anlamını gerçekleştirmiş olmaz. Zaten sizin evinizdeki o nimetleri, o yemekleri sizin, o zengin sizin kardeşiniz, davet ettiğiniz insanların evinde de var. Evlerinde var. Daha güzel olanı, bu da çok sevaptır. Yani zenginin zengini de davet edip onunla beraber iftar yapması, ona ikramda bulunması son derece güzeldir. Ama bunun daha güzel olanı var. Nasıl? Mesela bir zenginin bir fakiri sofrasına davet etmesi, bir fakir aileyi sofrasına davet etmesi veya zengin bir ailenin bir fakirin sofrasına konuk olması. Değil mi?
Yani o insanlar belki bir bardak su, bir tas çorba veya soğan ekmekle iftarlarını açıyorlar. Ama olsun, orada da bir bereket vardır. Vesile şu, sevgili Peygamberimiz hani buyuruyor ya, misafir 10 bereketle gelir, sadece birisini yer 9'unu bırakır gider. İşte onun da evinin bereketlenmesine katkı sağlamamız gerekiyor bu noktada. Eğer kardeşlerimizin fakirlerinden de evlerimizi alırsak, onların belki dünyevi imkanların yokluğu nedeniyle başka başka sıkıntıları da olabilir, farkına varmış oluruz. Farkına varmış oluruz, araştırmamız gerekiyor. Her insan derdini açığa vuramaz Ali Bey. Evet. Yani bazı insanlar vardır gerçekten son raddede başka çıkar yol olmayınca halini insanlara aktarır. Der ki, kardeşim benim şöyle şöyle sıkıntılarım var, bana yardımcı olun. وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ zenginlerin malında açıktan isteyenler sahil, açıktan isteyenler vel mahrum, utandığı için isteyemeyenlerin de bir payı vardır. Bunu unutmayalım. İşte biz böylece fakirlerle diyalogumuzu artırdığımız zaman, ilişkilerimizi yoğunlaştırdığımızda inşallah onların da bizim sahip olduğumuz imkanlardan faydalanmalarına bir yol bulmuş oluruz. İnşallah böyle yapabilirsek, bunu başarabilirsek, bu erdemi elde edebilirsek, o seviyeye ulaşabilirsek ideal bir şekilde Ramazan ayının gerçekten başının rahmet, ortasının mağfiret, sonu itibariyle de cehennem azabından kurtuluşa, bizim kurtuluşumuza, bizlerin kurtuluşuna vesile olacağını ümit etmekteyiz. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Sayın hocam, ikinci bölüme reklamlardan sonra geçeceğiz. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra değerli izleyicilerimizden gelen ve yine Ramazan ayı ile ilgili değerli izleyicilerimiz sıkça sorulan soruları sizlere yönetmek istiyorum. Sevgili izleyenlerim, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Sevgili izleyenlerim, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Evet Sayın Hocam, reklama girmeden önce dedim ki de geçen haftadan beri gelen değerli izleyicilerimizden sorular var. Ama bunlar özellikle belli konularda yoğunlaşıyor. Tek tek ben isimleri okumayacağım ama özellikle en çok sorulan sorulardan bir tanesi, insanlar neden yaratıldığı konusunu soruyorlar. Allah-u Teala insanları neden yarattı? Ayrıca Allah-u Teala kendisini niye göstermiyor bize? Evet. Biz niye Allah'ı göremiyoruz? Görebilecek miyiz? İsterseniz bu soruyla başlayalım. Şöyle kısa kısa Ramazan'la ilgili bir hayli soru var. Sıkça sorulan sorular. Evet. Evet, insan neden yaratıldı diyelim. İnsanın Yüce Allah tarafından yaratılma sebebini soruyorlar herhalde anladığım evet. kadarıyla. Allah-u Teala insanın için yaratmıştır. Niye yarattı? Zariyat suresinde bunun cevabı var aslında. Tabi inananlar açısından bu ayetler bir anlam ifade ediyor. Aksi takdirde ayetleri inkar edenlere zorlama getireceğimiz bir takım deliller söz konusu olmamalı. Biz tamamen Kur'an merkezli bu soruları yanıtlamak zorundayız bir Müslüman olarak. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Zariyat suresinde buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım. Müfessir Razi ayetin son kelimesi olan ve mehalatul cinne vel insa illa liyabudun liyabuduni ifadesini liyarifuni Allah kulları yani insanları ve cinleri kendisini tanımaları için yaratmıştır şeklinde yorumluyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın zenginlik sahibi, bitmek tükenmek bilmeyen bir arzın, mülkün sahibi olduğundan sıkça söz ediliyor. Vallahul ganiyyu ve entumul fukara. Hepiniz Allah zengindir. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Yani insanların bizatihi kendi ihtiyaçları Yüce Allah'ın onlara verecek olduğu nimetler karşılığında bir mükafata ulaşmaları adına da ortadadır. Şöyle ki Allah insanları ve cinleri yaratmıştır. Bu yaratmanın devamında da bir takım kulluk kaideleri ortaya koymuştur. İlk insan olan Hazreti Adem'den, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar arada geçen sayısını bizim bilemediğimiz kadar peygamberi aracılığıyla insanlara bu kulluk kaidelerini öğretmiştir. Daha en başında ilk insanı peygamber olarak görevlendirmesi de
Allah'ın insan hayatına müdahalesinin, daha doğrusu insanla iletişiminin ilk insandan itibaren başladığını da göstermektedir. Hal böyle olunca bu kulluğu yerine getiren, Allah'ı tanıma, Allah'ı bilme, Allah'ın hakkını verebilme, onun hakkına riayet etme, ona karşı sorumluluğunu yerine getirme, ona karşı takva elbisesine bürünebilme görevini icra edenler için sonsuz mükafatlar söz konusudur. İşte biraz önce okundu Zümer suresinde اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Kur'an'da bu bağlamda çok ayet var. Mesela bir tanesini okuyalım. Buruç suresinde Rabbimiz buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. İman eden ve bu imanın gereği olan güzel davranışı sergileyenler yok mu? Bunlara gelince لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ. Onlara altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَب۪يرِ. İşte büyük kurtuluş budur. Saat suresinde de bu büyük kurtuluşa, Safat suresinde de şöyle atıfta bulunuyor Rabbimiz, diyor ki لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. Bir insan dünya hayatında bir çaba sarf edecekse işte bu büyük kurtuluşa erişmek için bu çabasını ortaya koysun. Şimdi burada Allah-u Teala insanı yaratmıştır. Ona yaşamının sonunda, hayatının sonunda dünyada nasıl bir ömür tükettiyse, Rabbinin rızasına uygun davranışlarla süslediği bir zamanı geçirmişse bir mükafat hazinesi vaat etmektedir ki onun adı cennettir. Öbür tarafta Allah'a kulluğu değil de Allah'a isyanı tercih etmişse, bu isyanın karşılığında da onun cezalandırılacağı, ilahi adalet gereği mücazatını, cezasını göreceği bir yer vardır. Onun adı cehennemdir. Ama bu uyarıyı en başında Yüce Allah yapmıştır. Yani yaratma gerekçesi olarak da kullarına mükafat verme, onları ödüllendirme, onların ödülle buluşturulmasını temin etme adına tevhid inancına, tevhid akidesine bağlı bir hayatı yaşamalarını kendilerine emretmiştir. Yine şey dediğim hocam, mesela Kur'an-ı Kerim'de işte estağfurullah bile velakat kerramna beni Adem, insanların işte mükemmel bir şekilde yarattığı, diğer varlıklar içerisinde üstün kıldığı, en mükemmel olarak insanın yaratıldığı, en mükemmel olarak yaratılan, üstün kılınan bir insana da bir takım vazifelerle mükellef tutulması doğal bir şey. Tabii. Görünen varlıklar içerisinde akıl nimetiyle buluşturulan tek varlık insandır. Cinlerde de akıl vardır ama cinler gözle görülen varlıklar değillerdir. En azından insanlar açısından durum böyledir. Hal böyle olunca aklın gereği olan bir takım uygulamalar da söz konusu olacaktır. Bu uygulamaların neticesinde de mükafat ya da mücazat, ceza söz konusu. Ama daha da evvelinde sizin de ifade ettiğiniz gibi işte Tin suresinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ. Meryem suresinde وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَ. İşte bu ayetler ve bunun benzeri olan ayetler göstermektedir ki Allah insana değer vermiştir. Bu değerin neticesinde de onu sevgili peygamberimizin fıtrat hadisi olarak bildiğimiz hadisi şerifinde küllü mevludin yüledü alel fıtra, Allah insanı fıtrat üzere yaratmıştır. Bu fıtrat yüce Allah'a kulluğu bizatihi özünde barındıran bir anlayıştır. Ve bunu insana, kuluna, her kuluna, yani Müslümanın çocuğuna da, inkarcının çocuğuna da, münafığın, müşriğin çocuğuna da, mecusinin çocuğuna da yüce Allah nasip etmiştir. Bu bağlamda çocuk dünyaya geldikten sonra ilk buluğ çağına erinceye kadar geçecek süre içerisinde eğer ebediyete intikal ederse, eğer bu çocuk hayatını kaybederse kesinlikle sorumluluk sahibi olmayacaktır ve onun gideceği yer cennet olacaktır inşallah. Buluğ çağına ermeden ölen çocuk. Kimin çocuğu olursa olsun o fark etmez. Çünkü onun sorumluluğu yoktur, mümeyyiz yaşına gelmemiştir. Ama buluğ çağına erdikten sonra artık sorumluluklar başlamaktadır. Anne babanın sorumluluğuyla beraber hadisin devamında öyle buyuruluyor. Annesi babası o çocuğu ya Müslüman olarak hayatını devam ettirir, ya Yahudi yapar, ya Hristiyan yapar, ya Mecusi yapar veya başka bir anlayışlara yönlendirir. Sebep ne olursa olsun ya da yönlendirilen mecra ne olursa olsun bir sorumluluk söz konusudur. Bu sorumluluk içerisinde Lokman suresinde ifade ediliyor, ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki siz anne babanın sizi İslam'ın dışındaki bir akıma sevk edecek olursa, bir anlayışa zorlayacak olursa onlara güzellik içerisinde itaat etmeyin. Yani anne baba hukukunu koruyun ama dediklerini yapmayın. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi sizi zorlayacak olursa فَلَا تُدِعْهُمَا. Onlara itaat etmeyin. Ama örfün gerektirdiği şekliyle de onlarla anne baba hukuku içerisinde onlara saygı gösterecek bir anlayışla hayatınızı sürdürün. Bu
nimetlerin, güzel yaratılmanın Kur'an-ı Kerim'deki temelleri bir an bir kenara bırakacak olursak, şöyle dursun. İnsanlara baktığımız zaman hani Allah bizi niçin yarattı? İşte başka türlü bir durum söz konusu olamaz mıydı? Şeklinde soruyu yönelten ve özellikle inanmayan insanlardan bahsediyorum. Yani bu soruyu kendisine sorup da kendisini inkara sevk eden bazı insanlarla da karşılaşabiliyoruz. Onlara şöyle demek lazım. Madem ki siz kendi kendinize, onlar zamanın kendilerini yarattığını veya kendi kendilerine veya asıllarının başka şeylerden tevarüs ettiğinden bahsediyorlar. O zaman bir takım ihtiyaçlarınızı kendi başınıza niye gideremiyorsunuz? Örneğin hasta olduğunuz zaman niye işte doktora müracaat etmek durumunda kalıyorsunuz değil mi? Doktor tedavisi almak zorunda oluyorsunuz. Örneğin Allah'ın yeryüzünde yaratmış olduğu nimetlerden, yiyeceklerden, meyvelerden, sebzelerden yemediğiniz zaman niye hayatınızı idame ettiremiyorsunuz gibi bir takım soruları sorabiliriz. İlgili ayetler, Allah'ın insanları ve cinleri kendisine kulluk için yaratması ve kulların da Allah'ı tanıma, ona kulluk etme, onu bilme görevinin olması, kulların Allah'a muhtaç durumda bulunması ve diğer ayetlere alt alta koyduğumuzda Yüce Allah insana mükafat vermek için onu yaratmıştır. Mücazat amaç değildir. Yani cezalandırma amaç değildir. Asıl olan mükafattır. O mükafata kavuşturmak için cennette. Ama o mükafatı da kazanıp kazanmama konusunda insana irade vermiş kendi elinde. Tabii burada irade çok önemli. Allah-u Teala iradesiyle insan iradesi paralelinde sorumlu tutuyor. Yani iradesiz varlıkların bir sorumluluğu yok. İşte belgeselleri izliyorsunuz ekolojik düzen içerisinde. İşte aslanın ceylan yavrusunu parçaladığı sahneyi izlediğinizde gözleriniz yaşarıyor, duygulanıyorsunuz, üzülüyorsunuz, ekranı kapatıyorsunuz. Ama denge içerisinde, ekolojik hayat içerisinde bunun bir yeri var. Böyle olması belki gerekiyor. Onların birbirlerine karşı, daha doğrusu Allah'a karşı bu bağlamda bir sorumluluklar da söz konusu değil. Ama akıl nimetiyle donatılmış olanların kendilerine verilen irade paralelinde o iradenin kapsamı kadar, sınırı kadar bir sorumluluğu var ki bunu da ilahi adaletin bir gereği olarak karşılamalıyız diye düşünüyoruz. Peki sorunun ikinci bölümü. Yani bu yine gelen sorulardan, yine yayındaki arkadaşlarımız gelen soru getirdiler. Niye Allah kendini bize göstermiyor? Evet. Niye Allah-u Teala bize kendisini göstermiyor? Göstermiyor, evet. Bir soru. Şimdi tabii Allah'a zaman... Ama ya da bunun ben bir başkasını daha sorayım. Yarın ahirette, yani biz dualarımızda da filan dua ediyoruz. Evet. Cemalullah'ı görebilmeyi bize nasip eyle diyoruz. Yani yarın ahirette görebilecek miyiz? Allah niye kendini bize göstermiyor? Şimdi Ali Bey, soruyu soran kardeşimize teşekkür ediyoruz tabii ki. Onlar soracaklar, biz de dilimizin döndüğünce yanıtlamaya çalışacağız. Şöyle ifade edelim. Allah-u Teala'ya mekan ve zaman atfetmek, onu zaman ve mekan içerisinde sınırlandırmak veya tabiatta şahit olduğumuz, çıplak gözle gördüğümüz bir obje gibi karşımızda tavsif etmek, vasıflandırmak kesinlikle doğru değildir. Şimdi Hazreti Musa'nın biz bir kere dünya hayatında Rabbimizi görmemiz asla mümkün değildir. Burası net. Yani burada herhangi bir ihtilaf da söz konusu değil. Bu konuda Araf suresinin 143. ayeti bizim önümüzü aydınlatıyor. Malumlarınız Yüce Allah İsrailoğullarına göndermiş oldu. Daha doğrusu Firavun ve avanesine ve o toplumun içerisinde yer alan İsrailoğullarına göndermiş olduğu Hazreti Musa'ya vahyini ulaştırmak için bir süre tayin etmişti. 40 gece. Bu 40 gecelik süreyi doldurmak üzere Hazreti Musa Yüce Allah'ın huzuruna vaat edilen yere gitti. 43. ayette buyuruluyor ki 143. ayet-i kerimede وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيْغَاتِنَا Musa tayin ettiğimiz yere geldiği zaman وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ Rabbi de onunla konuştuğunda gale. Musa dedi ki Rabbi, ey Rabbim erini unzur ileyke bana kendini göster ben sana bir bakayım dedi. Hazreti Musa. Hazreti Musa da bunu talep ediyor. Tabii. Yani zaten insanlarda şu var. Bilinmeyen şeylere, görünmeyen şeylere karşı insanlarda bir merak var. Merak var. Onu kabul ediyoruz. Bu insan olmanın belki bir gereği, insani vasfın bir gereği. Kur'an'a da taşındığına göre bir peygamber de bunu istiyorsa değil mi? Biz insanların böyle bir arzu içerisinde olması daha doğal karşılanabilir ilk etapta. Gâle len terâni. Rabbimiz buyurdu ki hayır ben asla len terâni. Asla göremeyeceksin. وَلَاكِنِنْ زُرْ اِلَى الْجَبَلِ Şu karşıyı dağa bak.
فَاِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ Eğer o yerinde durabilirse فَسَوْفَ تَرَانِ Sen de o zaman beni görürsün dedi, buyurdu. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ Rabbi dağa tecelli edip de جَعَلَهُ دَكَّنْ Dağı paramparça olunca ذَهَرَّ مُوسَى سَعِيْغَ Musa baygın bir şekilde yere serildi. Evet. فَلَمَّا اَفَاغَ Ayılınca, kendisine gelince Hazreti Musa gale Sübhaneke Ya Rabbi senin şanını yüceltirim, seni tesbih ederim. Sen ne kadar yücesin. Tübtü ileyke, ben sana yöneldim. Ben sana tevbe ettim. Ne kadar yanlış bir şeyi ben istemişim senden. Ve ene evvelül mu'minin. Evet, ben sana inananların ilkiyim. Öncülerindenim bir peygamber olarak. Buna benzer bir ifade de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la geçiyor. Kur'an'a ilgili geçiyor Kur'an'da. O da ölüleri nasıl dirilttiğini göstermesini, kendisine göstermesini istiyor Yüce Allah'tan. İşte bu kuş meselesi anlatılıyor. Yani inanmıyor musun yoksa dediğinde Rabbimiz buyurduğunda inanıyorum ama hani kalben velakin liyadma inne galbi tatmin olmak istiyorum diyor değil mi? Evet. Dünya gözüyle insanların Yüce Allah'ı görmeleri kesinlikle mümkün değildir. Yani Allah-u Teala öyle istedi, öyle takdir etti, görülmeyeceğini ifade etti. Artık bunun altında da bir maslahat, herhangi bir sebep aramaya hiç gerek yok. O zaten. Yani bir peygamber bile Hazreti Musa ile ilgili talebinden vazgeçtiğine göre, tövbe ettiğine göre bizim yani, artık bu konuda bir şey beklememize hiç gerek yok. Yani bunu yönelten arkadaşlar. Böyle bir istek, böyle bir istek haşa Yüce Allah'ı somutlaştırmak anlamına gelir. Yani somutlaştırmaktan kastım şu, gözle görülen işte varlık haline getirir. Varlık haline, onu zamanla, mekanla tavsif edebileceğimiz, vasıflandırılabilecek bir varlık haline getirir ki Allah bundan münezzehtir haşa. Şimdi dünyada bu kesin. Dünyada böyle bir görme söz konusu olmayacak. Peki ahirette olacak mı? Evet. Ahirette olacak mı? Mahşer sonrası olacak mı böyle bir durum? Kelam alemlerinin tartıştığı bir konudur bu mesele. Yani mesela duada biz de duada söylüyoruz işte. Cemalullah'a hayran olmayı, azarı asan ölüm ve imanı kamille sana kavuşmayı evet. Ya Rabbi cümlemize nasip eyle diye hocalarımız dua ediyor. Dualarda bunlar kullanılıyor. Şimdi Sayın Hocam şöyle bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Kıyamet Suresinin 22 ve 23. ayetleri var. Vucuhun yevme'idin nadıra ila rabbiha nadıra. Şimdi öyle yüzler olacak ki mahşer günü, kıyamet gününde pırıl pırıl, ışıl ışıl olacaklar. Ve onlar Rablerine bakacaklar. Acaba bu bakmak, görmek mi? Şimdi nazara fiili, bakma ifade eden bu fiilin Arapçada başka anlamları da var. Bakmak, görmek, beklemek, ümit içerisinde olmak manaları da var. Burada müfessirlerimiz ikiye ayrılıyor. İşte biraz önce sizin de o cemalullahını görelim ya Rab şeklinde. İşte ilahiler var, çok şeyler de var. Yani çok söyleniyor. Dini şiirlere de konu olan kavram. Burada müfessirler ikiye ayrılıyorlar. Daha doğrusu alimler. Nasıl? Bir grup alim diyor ki, Peygamberimize isnat edilen bir rivayet de var bu konuda. Allah-u Teala'nın, Rü'yetullah'ın mahşerde gerçekleşeceğine, yani cennet ehlinin onu göreceğine ve onu görmek için de yoğun bir izdiham olacağını ama insanların birbirlerini ezmeyeceğine dair bir rivayet söz konusu. Şimdi bu iki ayeti baz alan müfessirler biraz önce ifade ettiğimiz rivayeti de buna eklemek suretiyle Rü'yetullah'ın müminler için ahirette gerçekleşeceğini söylüyorlar. Bir başka grup alimler de diyorlar ki buradaki nazara fiili illa da görmek manasına gelmez. Yani bakmak, her bakmak görmek değildir. Her bakmak görmek değildir. Beklemek manası da varsa buradaki cennet ehlinin Yüce Allah'a bakması onun kendilerine lütfedeceği nimetleri beklemesi manasına gelir diyorlar. İkiye ayrılıyor yani görüşler ikiye ayrılıyor. Hal böyle olunca da biz şöyle demekle yetinelim. Çünkü bundan öteye tartışmalar bitecek de değildir. Hani bilsek yani bu zamana kadar İslam alimler arasında bir sonuca bağlanamamış ki. Bugün de bağlanacak değildir. Yani onu bilsek daha da teferruatlandırabiliriz ama ahirete ilişkinde iki temel görüş vardır. Birincisi biraz önce ifade ettiğimiz gibi bir grup alim müminlerin cennette görebileceğini bir grubu da
bu bakmanın görme değil, Yüce Allah'ın kendilerine cennette ikram edeceği nimetleri bekleme manası ifade ettiğini söylüyorlar. Allahu alemi bis sevap. En doğrusunu Allah bilir. Evet, ikinci bir soru. Özellikle bu kader konusu çok tartışılıyor. Kader konusundan, kader nedir diye bir değerli izleyicimiz sormuş. İşte bazıları mesela şunu söylüyor. Madem ki diyor, işte insan bir hata yapıyor. İnsan bir suç işliyor. Diyor bu madem ki bu Allahu Teala bunu takdir etmiştir, yazmıştır. Ben de bunu Allahu Teala takdir ettiği için, yazdığı için işliyorum. Bundan dolayı ben niye sorumlu olayım diyenler var. Evet. Sorumluluğu başka tarafa atmak isteyenler var. Ve İslam uleması tarafından da çok tartışılan, insanlar arasında tartışılan bir konu. Şöyle kısaca, kader nedir? Ya da kader nedir, ne değildir? Nedir, ne değildir? Niye tartışılıyor bu konu? Evet, Ali Bey, kader aslında Yüce Allah'ın, kainatta var olacak, yaşanacak her şeyi, kainatın bizzat kendini ve içerisinde meydana gelecek her türlü şeyi, aklınıza ne geliyorsa bir ölçüye göre yaratması demektir. Yani ilmi ezelisi ve ebedisiyle Yüce Allah'ın daha sonra yaşanacak olan şeyleri geçmişte yaratmış olması demektir. Kur'an-ı Kerim'de bunu teyit eden pek çok ayet var. Mesela inna külle şeyin halaknahu bi kader diyor, değil mi? Biz her şeyi bir kadere göre yarattık. Bu kader bir ölçü demektir. Yani bir ölçüye göre yarattık. Bir miktara, tabii bir ayara göre yarattık, bir düzene göre yarattık. Allah'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsiniz. Etrafınıza bir bakın bakalım, bir düzensizlik gözünüze çarpıyor mu kainatta? Her şeyde muhteşem bir insicam, bir uyum söz konusudur. Şimdi bu Yüce Allah'ın yaratmış olduğu kaderi ya da ölçüyü insanlar farklı şekilde yorumlamışlardır. Öyle ki bazı mezhepler, mesela Cebriye mezhebi, Yüce Allah'ın zaten her şeyi yarattığını, daha doğrusu insanların yaşayacakları, onların davranışlarını tespit ettiğini, insanların sadece bu rolleri yerine getiren bir figüran olduğundan bahsederler. Yani onlar insanın iradesine asla vurgu yapmazlar. İnsanın iradesini devre dışı bırakan bir anlayışa sevk ederler kendilerini. Hatta Müslümanlara yapılan zulümler, Müslümanın Müslümana yaptığı zulüm, Müslümanın Müslümanı katletmesi, onlarla savaşmasının bile Allah'ın bir emri olduğunu, dolayısıyla sadece katledenlerin bu görevlerini, bu rollerini oynadıklarından bahsetmeye kadar götürürler. O zaman sorumlu da olmayacak. Tabii sorumluluk da olmaz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de sorumlu olmamızı gerektiren pek çok ayet var. Mesela küllü nefsin bimâ kesebet rahîne buyuruyor Rabbimiz. Küllü nefsin bimâ kesebet rahîne, Müddessir suresinde. Herkes yaptığına karşılık Allah'a sorumludur. Bu kader konusunda insanların temeli aldığı bir kavram var. Bir fiil var daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'de. Yeşâ-ü fiili. Acaba bu fiilin faili Yüce Allah mıdır ya da insan mıdır? Veya her ikisi olabilir mi? Bu yeşâ-ü fiilinin, işte bu insanın iradesini devre dışı bırakan veya insana irade hürriyeti tanıyan anlayışta Kur'an-ı Kerim'de geçtiği 19 yerin sadece birisinde, Şura suresinde neşâ-ü şeklinde başka bir manaya yorumlama imkanı söz konusu değildir. Ama mesela Ra'd suresinin 27. ayeti kerimesinde bir örnek verelim biz buna. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا Kafirler derler ki لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil mi? Kul de ki اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ Allah, işte buradaki yeşâ-ü fiilini acaba dilediğini mi dileyeni mi şeklinde algılayacağız. Bir an dilediğini diyelim, şaşırtır, sapıtır. وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ Kendisine gönül vereni de hidayete ulaştırır. Evet. Ama şimdi Kur'an'ın mesanilik özelliği vardır değil mi? Çift kutupludur Kur'an. Bir iyi örneği verir, arkasından bir tane de kötü, tabii, onun zıttını verir. Zıttını verir. Yani burada kendisine yöneleni hidayete erdiren Rabbimiz elbette iradesini sapıtmadan yana koyanın da o iradeyi yapmasına müsaade eder. Biz şöyle düşünüyoruz acizane. Allah-u Teala bütün fiilleri yaratmıştır. Kainatı ve içindeki her şeyi yaratan, mahlukatı yaratan Yüce Allah bütün fiilleri de yaratmıştır. Bu Yüce Rabbimizin külli iradesinin bir sonucudur. İlminin, iradesinin ve onun yaratma sıfatının, tekvininin bir sonucudur. Netice itibariyle insanlar bu iradede, Allah'ın bu külli iradesi içerisinde yaratmış olduğu rollerde
bir irade hürriyetine sahiptirler. Onların bir iradeleri vardır. Biz buna, daha doğrusu Kur'an buna, İslam buna cüz'i irade diyor. Cüz'i irade. Maturidi ve Eşari de bu görüştedir. İnsanlar cüz'i iradeleriyle artık oradan kesbederler. Yani o davranışlardan. Allah iyiyi de yaratmıştır, kötüyü de yaratmıştır. İyi mi işlenecek, kötü mü yerine getirilecek, kötü davranışlar mı yapılacak? Burada devreye giren kulun cüz'i iradesidir. Cüz'i iradesi paralelinde de bir sorumluluğu söz konusudur. Yani netice itibariyle insanın yapabileceğinin dışında bir yük ona asla yüklenmemektedir Kur'an'a göre. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Hal böyle olunca Allah kimseye sorumluluğunu, mükellefiyetinin yapabileceğinin üzerinde bir yük yüklemez ayetini böyle yorumlamamız gerekiyor. Baktığımızda ma asabake min hasenetin femin Allah. Sana bir güzellik isabet ederse o bil ki Allah'tandır. Çünkü Allah kulun iyi işleri yapmasını istemektedir. Peygamberler göndermesinin, mesaj göndermesinin, vahiy göndermesinin de temel gerekçesi budur aslında. Çünkü istemektedir ki Rabbimiz kullarına bu güzel davranışlara sonucunda mükafat versin. Ama ve mâ sâbeke min seyyiyetin femin nefsik. Eğer sen bir kötülükle karşı karşıya kalıyorsan o da senin yaptıkların yüzündendir, değil mi? Ayette böyle geçiyor. Şimdi tekrar edelim özetle. Allah külli iradesiyle bütün iyi ve kötü davranışları, eylemleri, fiilleri yaratmıştır. Kul oradan kesbetmekte cüz'i iradesiyle beraber serbesttir. Evet, tercihini, iradesini ortaya koymakta, tercihi paralelinde de sorumluluk sahibi olmaktadır. Kaderi böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde vallahu yed'u ila daris selam ve yehdi men yeşa'u ila sıradı müstakim. Allah dileyeni, yani iradesini Allah'ın istediği şekilde yönlendireni, faaliyete geçirenleri, eylemlerini bu şekilde gerçekleştirenleri dosdoğru yoluna, yolu üzerine hidayete ulaştırır bağlamındaki ayetleri çift failli şekilde görmenin daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Bu ayetler Yüce Allah'ın failinin, yeşâ-ı fiilinin failinin Yüce Allah olabileceği gibi insanın bizatihi kendisi de olabilir. Böyle bir geniş bantta ayetleri yorumlamak daha doğrudur diye düşünüyoruz. Peki Sayın Hocam, şimdi bir başka soru. Ölümden sonra, yani mutlaka herkes bir gün ölecek. Etrafına İranlı zannedersem bir şair öyle söylüyor. Dünyada diyor muradınca yaşarsan yaşa, sonu ne? Farz eyle ki dünyadaki ömrün 100 yıl, bu ömründen bir 100 yıl daha aşarsan aş, sonu ne? Sonu ölüm. Bundan kaçmanın, kurtulmanın imkanı yok. Yani geçmişe baktığımız zaman her doğan canlının mutlaka bir gün öldüğünü. Tabii yine merak edilen hususlardan bir tanesi, konulardan bir tanesi. İnsanlar, demin de ifade ettik, görmediği, bilmediği şeylere karşı çok merakı var, ilgisi var. İnsanlar, herkes ölüyor, birileri ölüyor. Gidenlerden geriye gelen de yok, dönen de yok. Ölümden sonra nasıl bir hayat var? Yani bu insanlar sonun ne olacak? Birileri ölüyor, ölüyor. Ne zamana kadar bu ölümler devam edecek? Ölümden sonraki hayat nasıl bir hayat? Evet. Şimdi elbette ki biz onu şeyle de, Mehmet Hocam'la da beraber bir programda 5-6 tane merhaleye, bölümlere ayırmıştı. Evet. Nasıl bir merhalenin devam edeceğini, ama soru geldiği için tekrar burada bu konuyu bir daha tekrar etmiş olalım. Tekrar etmiş olalım. Evet Ali Bey, öyle ki bu dünya hayatında canlı olarak vücut bulan her beden, sadece insan değil, tüm canlılar mutlak surette ölüm gerçeğiyle karşılaşacaktır. Önemli olan kulun kendisine ölüm ulaşıncaya kadar ibadetinde, kulluğunda noksanlık göstermemesidir. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتْيَكَ الْيَقِينَ. O hakikat, o yakin olan, kesin olan bilgi gelinceye kadar kulluğa devam et. Evet, öldükten sonra, yani insanoğlu ölünce, tabi onun ruhu Yüce Allah'ın katındaki bir makama gider ruhu. Ruh-beden ilişkisi artık ayrılır. Yani ruh-beden birlikteliği mahşer sabahı tekrar buluşturulmak üzere birbirinden ayrılır. Mahşer sabahında ne olur? Mahşer sabahında tabii ki malum görevli meleğin tekrardan ikinci defa sure üfürmesiyle birlikte, ki ilk üfürüşünde bizim anladığımız bağlamda kıyametin kopuşu, yani saatin gerçekleşmesi, Kur'an buna bizim kıyametin kopuşu şeklinde tanımladığımız ifadeyi sa'a kavramıyla karşılar. Mesela yes'elûneke anis sa'ati eyyâne mursâhe. Sana son saatin, o kıyametin kopmasının ne zaman olacağını sorarlar
vaktini sorarlar. Bu bağlamda sa'a kavramı kullanılır. Eğer parantez içerisinde ifade edelim, yevmül kıyame şeklinde bir kavram geçiyorsa, terkip geçiyorsa Kur'an-ı Kerim'de, bu mahşer, tamamen kalkış gününü, mahşer gününü karşılamaktadır. İkinci defa görevli meleğin sure üfürmesiyle birlikte artık insanlar dirilecekler. Evet, ölüm sonrası mahşer, artık kıyamet kopmuştur. Yani son saat gerçekleşmiştir. Artık mahşer hazırlıkları başlamıştır. Birinci aşama burada diriltilme. İnsanlar diriltilecekler. Hatta Yasin suresinde ifade edildiği şekliyle söyleyelim. Ve nüfika fi sur fe izahum minel ecdati ila rabbihim yensilun, değil mi? Onlar işte o bulundukları mekandan, kabirden, neredeyse bedenler işte şeyle, ruhla buluşmak suretiyle dirilecekler ve ila rabbihim yensilun, Rablerine doğru koşmaya başlayacaklar. İlk aşama diriltilme. Sizin de söz ettiğiniz merhalelere gelelim. Önce diriltilecek insanlar. Hazreti Adem de diriltilecek. Son saatin gerçekleşmesinden az önce ya da o esnada hayatını kaybeden kişi de diriltilecek. Ondan sonra toplanma, ikinci aşamada toplanma gerçekleşecek. Bu toplanma nerede olacak? Mahşer meydanında. Ne çukuru ne de tümseyi olan bir yer. Dümdüz bir arazide olacak. Ondan sonra Allah'a arz olunma aşaması gerçekleşecek. Yani insanlar Allah'a arz olunacaklar. Allah'a arz olunduktan sonra artık insanlar bilgilendirilecekler dördüncü aşamada. Bilgilendirme nedir? Amel defterlerinin insanlara teslim edilmesi. Kimisine sağ tarafından verilecek. Kimisine sol tarafından, kimisine arkasından. Sağ tarafından amel defterini alabilenler, o şerefe erenler kurtuluşa ermişlerdir. Allah onlardan olmayı nasip eylesin hepimize. Sol tarafından ve arkasından alanlar, Allah muhafaza, onların işi gerçekten çok çetin olacaktır. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. Onları meşgul edecek bir işi, herkesi meşgul edecek bir iş mutlaka o gün olacaktır. İnsanlar bilgilendirildikten sonra artık sorgulama aşamasına geçilecek. Sorgulama, beşinci aşama budur. Amel defterlerini aldılar. Öyle bir defter ki la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Büyük küçük hiçbir şeyi noksan bırakmamış. Yani bütün hayatı bir film şeridi gibi özetleyen bir defter. Hepsi var içerisinde, büyük küçük. Akabinde sorgulamanın arkasında değerlendirme yapılacak. İnsanların amel defterlerindeki durumları değerlendirilecek. Ondan sonra da yedinci ve son aşamada da cennet veya cehenneme sevk. Başlayın. Ödül veya mücazatla, ceza ile buluşturulmak üzere cennete ya da cehenneme sevk. Kimler cennete sevk edilecekler? Bu dünya hayatında ilk sorunuzda da olduğu gibi kulluğu yerine getirenler, çabayı büyük kurtuluşa erişmek için sarf edenler, onlar cennetle müjdelenecekler. Doğruca cennete yönlendirilecekler. Allah'ı inkar edenler, kafir kavramının içerisinde, kafir grubun içerisinde yer alan, müşrik, münafık, ne varsa hepsi, onların gideceği yerde cehennem olacaktır, Allah muhafaza. Şimdi bu yedi aşamadan sonra artık dünyada yapılanların semeresi ahirette görülmüş olacaktır. Evet. Peki Sayın Hocam, şimdi yine sorulardan birisi. Kısa kısa soracağım, kısa kısa cevap almak istiyorum. Çünkü bir hayli soru var. Ramazan orucu kimlere farzdı demiş birinci olarak. Şimdi Ramazan ayı ile ilgili hep Ramazan'ı konuştuk ama. Evet. Kimlere farzdır? Evet. Ramazan orucu bir kere. Yani bizim ilmihal kitaplarımızda aslında bu soruların hepsini değerli izleyicilerimiz. Cevapları var. Herkesin evinde bir tane bir İslam ilmihali bulundursa. Evet. Mesela Ramazan ayı geldiği zaman Ramazan'da oruç tutacak. İşte oruç kime farz? Kime değil. Gelecek derse. Bir defa, iki defa okusa değerli izleyicilerimiz, bunların hiçbir tanesini hiçbir hoca aramaya, bu soruları da yönlendirmeye insanların ihtiyacı olmayacak. İhtiyaç duymayacak. Biz bazı şeyleri hep hazır arıyoruz herhalde. Hep birileri bize söylesin, hep birileri bize anlatsın. Ama bir İslam ilmihali her Müslümanın evinde bulunması gereken kitaplardan bir tanesi. Zaman zaman onu bir defa, iki defa okuduğu zaman çok soruyu hiç kimseye yöneltme ihtiyacını hissetmeyecek diye ben düşünmüyorum. Şimdi ben birincisi Ramazan orucu kime farz? Evet. Ramazan orucu kısaca ifade etmek gerekirse akıllı olan, bülü uçağına ermiş ve oruç tutmasına mani bir durumu, bir mazereti bulunmayan her Müslümana her farz. Her Müslümana. Akıllı olacak. Delilere farz değil. Değil.
Yürüyüş çağına ermiş olacak. Erginlik çağına ermiş olacak. Erginlik çağına gelmiş olacak. Oruç tutmasına mani engel olmayacak dediniz. Bu engel ne olabilir? Engel mesela hastalık olabilir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 184. ayette buna müsaade ediliyor. Femen kâne minküm merîzan. Eğer evet. siz hastaysanız. Ev alâ seferin veya yolcuysanız. Bak hastalık, yolculuk. Fe'iddetü min eyyâmin uhar. Bu orucunuzu daha sonra tutmak kaydıyla. Tutmak kaydıyla o anda tutamayabilirsiniz. Yani Ramazan ayında tutmayabilirsiniz. Devamında ve alellezine yudîgûnehu fidyetün. Yaşlılık. Oruç tutamayacak kadar yaşlı olanlar veya tedavi imkanı ortadan kalkmış olan bir hastalığa düçar olanlar da bir fidye verir. Ne kadar miktarda? Da'amu miskinin bir fakiri doyuracak bir fidye verir. Femen tadavva hayran fehve hayrunle. Eğer bu fidyenin miktarını artırırsa onun için daha hayırlıdır. Ve en tasumu hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz oruç tutmanın sizin için daha hayırlıdır. Yani şöyle bir mazeretten bahsedelim. Yolcu olacak. Yolculuk, hastalık, yaşlılık, hamilelik ve çocuk emzirme söz konusu olabilir. Şimdi hamile kardeşlerimiz değil mi? Çocukların, bebeklerin anne karnında belli bir besine ihtiyaçları vardır. Bu besinin temin edilmesi için annenin belli bir gıdayı alması, belli bir su miktarını tüketmesi zorunludur. Veya çocuk emziren annelerin böyle bir mazeretleri vardır. Bazı kardeşlerimiz de zor ve meşakkatli işlerde çalışmaktadırlar. Onların da başka bir çalışma imkanları söz konusu değilse, geçimlerini temin etmek, çoluk çocuğunun nafakalarını temin etme adına böyle bir başka bir imkanları yoksa, onlara da daha sonra oruçlarını kaza etme koşuluyla İslam'da ruhsat verilmektedir. Yani müsaade edilmektedir. Peki yaşlılar dedik, tutamadığı orucun fidyesini verecek dedik. Nedir bu fidye? Mesela bir de fitre var. İsterseniz evet. ikisini birlikte değerlendirelim. Fidye nedir, fitre nedir? Fidye ile fitrenin bir farkı var. Miktarları aynı. Asgari miktarları aynı. Onu mesela söyleyeyim. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği fitre... 9 lira 25 kuruş. 9 lira 25 kuruş. Evet. Bu tabii... Asgari miktarı. Asgari miktarı. Bunun yani en azı verilmenin bu miktarı verecek. Verecekler. Semen tadallâ hayren fehüve hayrunle. Her kim bu miktarı yükseltirse kendisi için daha hayırlı olacaktır evet. inşallah. Şimdi şöyle, fidye oruç tutma imkanı olmayan, yani yaşlılık veya müzmin bir hastalık nedeniyle oruç, Ramazan orucunu tutma imkanı olmayan Müslümanların bu oruçlarının karşılığında bir fakiri asgari miktarda doyurabilecek düzeyde verecekleri miktardır. Maddi olabilir bu, fakiri doğrudan da doyurabilirler. Bunun asgari miktarının parasal karşılığı 9 lira 25 kuruştur biraz önce ifade ettiğimiz gibi. Fitre ise... dinin zengin saydığı kimselerin oruç ibadetini yerine getirdikleri takdirde yine ihtiyaç sahiplerine sadece bir günlük miktar olarak yani bir günlük fakirin doyurulacağı miktar olarak bir fitreyi bir bedeli ki 9 lira 25 kuruş asgari miktarı yine aynıdır burada ihtiyaç sahiplerine ulaştırmasıdır. Yani dinen zengin sayılan bir Müslümanın oruç tutan, dinen zengin sayılan bir Müslümanın bir fakire ulaştırmakla mükellef olduğu miktardır. Peki fitre. Fakirlerin bunu vermesi gerekir mi? Fakirlerin vermesi gerekmez aslında ama bizim toplumumuzda... Ama bizim toplumumuzda herkes veriyor. Evet. Yani doğan çocuk içinde herkes bu miktarı mutlaka veriyor. Fakir de olsa veriyor, zengin de aslında fitre fakire verilir. Fakire onun fitre verme lazım. Zorunluluğu yoktur. O gönlünün güzelliği olarak bunu... Ama diyor ki ben bir Ramazan boyunca, tabii şimdi mi? Fitrenin verilme zamanı da bizim kitaplarımızda, İşte Ramazan ayının sonunda bayram namazından önce verilmesi gerekir denmiş. İşte diyor ki ben de bir ay boyunca oruç tuttum diyor. Bir ay boyunca ben de ibadetimi yaptım. Ben de diyor birisine bu fitremi ulaştırayım istiyor. Ulaştırayım diyor. O da veriyor. Onun gönlünün güzelliğini gösteriyor. Yani ibadet etme Allah yolunda ufaktan da bir miktar olsa az bir miktardır. Gerçekten 9 lira 25 kuruş günün koşullarında küçük bir miktardır. Ama bu kadar bile olsa bir ibadete kendimi adayayım. Bunu gönül hoşluğu içerisinde yerine getireyim. Güzel niyetiyle bu ibadeti yapıyor ama zorunlu, fakirlerden zorunlu değildir fitre vermeleri. Evet, bir başka soru. Orucun zamanı hangi vakitler arasıdır? Evet. Şimdi Sayın Hocam burada ben bir şey söylemek istiyorum. Yani bu çok tartışılıyor. İşte sabahleyin vakit farklı farklı görüş ileri sürenler var. İmsak vaktiyle ilgili farklı görüş ileri sürenler var. Hatta geçenlerde mesela bu sene nedense bilmiyorum bir hayli fazla olmaya başlandı. Evet. İşte iftara 3 dakika kala, 5 dakika kala işte saatine yanlış bakıyor. Hoca efendi ezanı yanlış okuyor.
İşte diyoruz ki Rize'de 3 dakika önce, Amasya'da 2 dakika önce, orada 5 dakika evet. önce. Bu sene orucu erken bozmalar da biraz fazlalaştı. Fazla olmaya başlandı. Ama vakti konusunda da mesela fetva veriliyor. Birisi diyor ki işte 2 dakika kalmış bozmuş. Burada 2 dakikanın bir muhayyerlik vardır diyor. Orucu tutmasına gerek kalmaz diyor. Bir başka yerde 5 dakika kalıyor. Hadi tutması gerekir diyor. Bu da insanların kafasını zihinlerini karıştırıyor. Bir başka yerde diyor ki biz diyor efendim bize fazla oruç tutturuyorlar. İşte o beyaz iplik, siyah iplik bilmem nereden bahsediliyor. Ama ben şunu söylüyorum. Yani Türkiye'de biz Türkiye'de yaşıyoruz. Toplum olarak belli bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkede bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Evet. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başında Diyanet İşleri Başkanı var. Bir Din İşleri Yüksek Kurulu diye bir kurul var. Bu vakitler hesaplanırken belli bir ölçüde hesaplanıyor. Her zaman bu ihtilaflar Ramazan ayında gündeme getiriliyor. Eğer bizi dinleyen değerli izleyicilerimiz, ben kendi görüşümü söyleyeyim, uyacaklarsa Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği vakitlere uyusunlar, içleri rahat etsin. İhtilaflı şeylere de çok fazla itibar etmesinler diyorum. Ama bu ihtilaflar var. Demin biz diğer konuları konuşurken de. İhtilaflar söz konusu. İhtilaflar söz konusu. Tabii farklı düşünme makul seviyede olduğu sürece sıkıntı değil. Yeter ki tefrika olmasın. Farklılar olacaktır ama vakti zamanı kesin bir şekilde, net bir şekilde ortaya konma imkanı olan meselelerde de ihtilafın oluyor, meydana geliyor olması son derece üzücü. İşte geçen hafta konuşmuştuk. Bu sene Arabistan'da oruca bir gün sonra başlandı değil mi? Diyanet İşleri Başkanlığımız gerçekten bu konuda çok titiz bir çalışmanın içerisinde. Onlar vakit hesaplama birimi aracılığıyla özellikle astronomi bilimi noktasında uzman olmuş kişilerden kurulu heyetleriyle bu tespiti yapıyorlar. Güncel teknolojik gelişmeler de buna son derece müsait. Sadece bu senenin değil 3-5 senenin, 10 senenin planlanabileceği bir programı, bilimsel verileri elde etmek mümkün. Biz ama kısaca şöyle ifade edelim. İmsak vaktinden tan yerinin ağarmasından akşam güneş batıncaya, akşam ezanının girdiği vakte kadar oruç vaktidir. Bu süre içerisinde yeme, içme, cinsi münasebet ve diğer hususlarda müminin kendisini men etmek, engellemek suretiyle bu ibadeti yerine getirmesi icap ediyor. Şimdi bakalım imsak vaktinden kastımız nedir? Örneğin bu sabah yanılmıyorsam 3.15'te. 3.15. Evet. Saat 3.15 dediği zaman müezzin arkadaşımız, imamımız ezanı okusun veya okumasın. Artık oruç başlamıştır. Yine oruç başlamıştır dediniz. Aynı şeyi akşam için de söylüyor. Tabii. İşte demin ben ifade ettim. İşte Amasya, Rize, bilmem Trabzon. Yani bu bölgeyi özellikle söyleyeyim. Başka yerlerde de var. 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika erken açma, orucu açma var. Yani evinde akşam adam sofrasının başında oturmuş. İftar edecek. Saati var, işte şimdi televizyonlar var, işte Samsun'dasın, Samsun'un yerel evet. televizyonları okuyor filan. Camide hoca efendinin ezan okumasını bekliyor, hiç saatine filan bakmıyor. Doğru değil. Ama vakit girdikten sonra hoca efendi 3 dakika sonra 5 dakika ezan okudu. Bekleme zorunluluğu var mı? Yok, bekleme zorunluluğu yoktur. İşte onu ifade edelim hemen. Akşam namazının vakti de mesela bugün iftar 20.14'te oldu. 14'te evet. 3 tane saat var evde, televizyonun saati var, her televizyonda neredeyse saati gösteriyor. Baktı, 20.14'ü gördü orada. Orucunu açabilir. Yani 20.14'ü gördü, 20.15 oldu, hala ezan okunmuyor. Yani o hadi tedbir olsun diye 1 dakika, 2 dakika geciktirebilir. Bu onun duyarlılığının göstergesidir. Ama imsak da bunu yapamaz. Mesela 3.15'te imsak vakti giriyorsa artık, oruç yasakları başlamışsa, henüz ezan da okunmamışsa, ben şöyle 1-2 dakika daha yiyeyim, içeyim diyemez. Yani hocanın ezanını bekleyeyim mi? Bekleyemez. Çünkü... Ya. Orada 3.15 artık kesin yemenin, sınırdır. İçmenin sona erdiği, sona erdiği zamandır. Artık oruç başlamıştır. Ezan okunsun okunmasın. Yani ezanı duyamayabilirsin canım. Her yerde ezan okunmuyor. Yaylalarda şimdi Karadeniz'de mesela insanlar yaylalarda. Her yaylada cami yok değil mi? Obalarda cami yok. İnsanlar orada tamamen saate göre hareket etmek durumundalar, zorundalar. Dolayısıyla orucun başlama saati tan yerinin ağarması ve güneşin başlama saati orası, bitiş saati de iftar vakti, akşam ezanının olduğu vakittir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Bakara 187'deki ifadeden hareketle bu ayrılıklar da bazen ortaya çıkabiliyor. Mesela insanlar
siyah ipliği beyaz iplikten o saatte ayırmaya çalışıyorlar. Ashabdan birisi de böyle yapıyormuş. Peygamber Efendimiz bu duruma muttali olunca, ashabım durum bu değil yani. Oradaki siyah iplik gecenin karanlığı, beyaz iplik de gündüzün aydınlığı. Tam fecri sadığın attığı an yani, tam yerin ağarması. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْدُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْدِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ demek ifadesi, gecenin karanlığının bitmesi, tan yerin ağarmaya başlaması demektir. Günümüzde de böylesi yapan, bu durumu, bunu bizzat bireysel pratiğiyle uygulamaya çalışan kardeşlerimiz çıkabiliyor. Mesela diyor, ben işte bir 15-20 dakika daha yiyebiliyorum. Hayır, yememen lazım. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi buradaki tüm sorumluluk ve yönlendirme Diyanet İşleri Başkanlığımıza aittir. Yani şimdi bunu sadece vatandaş demiyor. İşte bu televizyon benzeri televizyon ekranlarında insanlar da söylüyor. Hocalarımız da söylüyor. İşte ya da bilmiyorum nedir yani, işte Diyanet bu sene insanları fazla oruç tutturuyor diyen insanlar da var. Bunu söyleyen insanlar da var. Ama ben kendi görüşümü söylüyorum. Ben bu ülkede yaşıyorsam, bu ülkenin bir Diyanet İşleri Başkanlığı varsa, ona tabi olmaktan başka çaremiz yok. Ona tabi. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu vakti belirlemişse, bütün vebali de, sorumluluğu da, her şeyi ona ait. Ona ait. Yani bir insanların başında o ne diyorsa ben ona uyduğum zaman ben mutmain oluyorum. Ötekinin, berikinin farklı şeyleri söylem. Onlar kendileri ona göre amel edebilirler. Yani onlara da bir şey dediğimiz yok ama yani insanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koyduğu ölçülere bence uymaları gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı devletimizin resmi kurumudur. Türkiye'de din işlerinden sorumlu kurum da Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Yani devlet bu yetkiyi kendilerine vermiştir. Sizin de buyurduğunuz gibi bu insanlar, oradaki yetkililer hangi kararı alırlarsa bu ülkenin yaşayan bir Müslüman ferdi olarak onlara uymaktan başka çaremiz yoktur. Öbür türlü hem ibadetimizin şuuru ortadan kalkar hem de böyle değişik görüşler Allah korusun tefrikaya kadar dönüşebilir. Evet. Bir başka soru. Akşam yatmadan önce yemek yiyip oruç tutmaya niyet eden kişi gece uyandığında henüz imsak vakti girmeden yemek yiyip su içebilir mi? İçebilir. İçebilir. Yani imsak vaktinden önce içebilir. İmsak vaktinden önce. Evet. Sahurda ezan bitene kadar yemek yenebilir mi demiş. Onun cevabını zaten verdik. Yenemez. 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 Vakit girmişse. Vakit girmişse yeme içme kesilmelidir. Peki bayram günü oruç tutulabilir mi? Bir başka evet, soru. Bayram günü oruç tutulamaz. Bayram günleri Allah'ın Müslümanlara, insanlara ziyafet günleridir. Allah'ın ikramları vardır o günlerde. Ramazan bayramının ilk günü ve Kurban bayramının 4 günü oruç tutmak bizim dinimizde tahrimen mekruh, hatta haram denilecek düzeyde yasaklanmıştır. O günlerde kesinlikle oruç tutulmamalıdır. Peki cuma günü oruç, bir başka soru. Sadece cuma günü değil de bir gün önceden başlamışsa veya Perşembe cuma veya cuma cumartesi oruç tutabilecekse bunu tutabilir. Peki Sayın Hocam bir başka soru. 3 aylar diye adlandırılan Recep, Şaban, Ramazan aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin bir sakıncası var mı diyemiş. Sevgili Peygamberimizin böyle bir uygulaması yok. Yani 3 ayları oruçla geçirmek gibi bir uygulaması söz konusu değil. Bu bazı kardeşlerimiz tarafından yerine getiriliyor. Benim rahmetli anneannem 98 yaşında ebediyete intikal etti. Yani neredeyse amin cümle geçmişlerimize. Şöyle 85 yaşına kadar bu 3 ayları tutardı. Ben ona şahidim. Öyle inanmış, öyle safiyetinden, samimiyetinden bu ibadeti yerine getirmeye çalışıyordu. Ama İslam'ın özünde, Peygamberimizin uygulaması böyle bir davranış söz konusu değildir. Ara vermek lazım. Yani bu aylar için Recep ve Şaban, zaten Ramazan oruçlu geçiriyor da, Recep ve Şaban aylarında örneğin gün aşırı, bir gün tutup bir gün tutmama gibi, haftada belli günlerde tutma gibi bir adet uygulanabilir. Evet, daha güzel. Peki Sayın Hocam, şimdi insanlar işte şu veya bu sebeple kazaya bırakabilirler, başta da konuştuk. Kazaya kalan oruçları aralıksız olarak tutmak şart mıdır? Yani peş peşe tutma zorunluluğum var. İnsanlar yoktur. Kaza oruçlarını yoktur ama yanlış anlaşılmasın. Kefaret oruçlarında Ramazan ayında 60 gün peş peşe. 2 kameri ay ya da 60 gün. 2 kameri ay ya da 60 günü peş peşe tutma zorunluluğu söz konusudur. Peki bozulan nafile orucun kaza edilmesi gerekir mi? Hanefilere göre gerekir, Şafilere göre gerekmez. Evet. Yani şimdi ben çok hatırlıyorum eskiden. Bizim de Allah gani gani rahmet eylesin hocamız bir vaaz etmiş insanlara. Demiş ki işte şu gün oruç tutmak, hangi günse, mevsimse bilmiyorum. Şu gün oruç tutmak çok sevaptır, çok faziletlidir, oruç tutun filan demiş. Ama işte bizim Kadırga Yaylası vardır. Kadırga Yaylası'na çıkmış, evet. Oraya
İnsanlar da hocayı dinleyince oruç tutmuşlar. Bir de bakmışlar ki hoca oturmuş orada yemek yiyor. Hocam bize tutturdunuz demişler. Siz kendiniz yemek yiyorsunuz. Nasıl olurmuş? Oturun siz de yiyin demiş. Ama yerseniz sonradan günle gün bir gün tutmanız gerekir. Tabii bu Hanefi mezhebinin burada dayanmış olduğu temel gerekçe şu olsa gerektir. Yapılan ibadete bir ciddiyet kazandırma bağlamında oruç da bir ibadettir. Ona sadakat göstersin insanlar diye böyle bir uygulamayı tercih etmiş olabilir. Peki Şevval orucu dedik demin. Hükmü nedir Şevval orucunun? Sünnettir. Sevgili Peygamberimiz bu orucu kendisi tutmuş. Ashabına da tavsiye etmiştir. Aşure orucu? Aşure orucu da sevgili Peygamberimiz Mekke'de Medine'ye hicret ettiklerinde Medine'de Yahudilerin böyle bir oruç tuttuklarına şahit oluyor. Ve devamında onlara diyor ki siz niye tutuyorsunuz bu aşure orucunu Muharrem ayının 10'unda? İşte bugün de diyorlar Yüce Allah bizi zalimlerin zulmünden Musa Aleyhisselam önderliğinde kurtardı deyince Peygamber Efendimiz diyor ki Müslümanlar Musa Aleyhisselam'a sizden daha layıktır. Onlar daha fazla saygı gösterirler. Siz de bu orucu tutun diyor ama Yahudilere benzememek için de sadece Muharrem ayının 10. günü değil de ya 9-10 ya da 10-11 Muharrem'de tutmalarını tavsiye ediyor. Peki sevabı. Ramazan ayını karşılamak, bavurlamak için oruç tutma var mıdır? Böyle bir oruç yoktur. Hatta mekruh da kabul edilmiştir. Ramazan ayının girip girmediğinin tam tespit edilemediği, hani biyolojik gözle görülemediği bir şek günü vardır. Acaba Şaban ayı bitip Ramazan ayı girdi mi şeklindeki bir algıyla o şüpheyi ortadan kaldırmak için eğer girmişse oruçlu olalım, girmemişse de işte Ramazan'ı karşılarız mahiyetinde oruç tutmanın da uygun olmadığı. Uğurlama orucu nedir? Uğurlama orucu da uygun değildir. Yani artık orucun zamanı bellidir. Oruç ibadeti de Ramazan ayı içerisinde tutulur. Sevgili Peygamberimiz diyor ki Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun, Şevval hilalini gördüğünüzde de bayram yapın diyor. Peki Sayın Hocam başka bir soru. Oruçluyken boy abdesti almak, banyo yapmak orucu bozar mı? Buruna ve ağza su kaçırılmadığı sürece bu ikisi gerçekleştirilebilir. Peki adam ihtilam oldu, cünüp olarak sabahladı. Oruca bir zarar getirir mi? Herhangi bir zarar olmaz. Getirmez. Yani müstehaptır. Eğer imsaf vaktinden önce ihtilam olmuşsa kişi gusül abdestini alması müstehaptır ama elini yüzünü yıkayıp imsakını yapar yani sahurunu yapar. İmsakta orucuna niyetlenir. İmsaktan sonra da gusül abdesti alabilir. Cünüpken sahur yemeği yenebilir mi? Evet. Oruca niyet edilebilir mi? Tabii işte onu ifade ettim az önce. Cünüpken elini ağzını yıkamak suretiyle sahur yemeğini yer. İmkanı varsa imsaktan önce yoksa imsaktan sonra gusülünü yapabilir. Sen hocam orucu bozan bozmayan şeyler var ama vaktimizin de sonuna geldik. Evet. Orucu bozan ve bozmayan şeylerle ilgili sorulara da kafasına takılan değerli izleyicilerimiz en yakın ilçe müftülüklerine de biraz yönlendirsinler. İlçe müftülüklerinde şimdi il müftülüklerinde, ilçe müftülüklerinde fetva hatları var, alo fetvalar var. Bunlara da zaman zaman bu bize yönelttikleri sorulara hemen telefonla açıp alo fetva hattına da ulaşmak suretiyle sorularını evet. yöneltebilirler. Vaktimizin sonuna geldik. Biraz da vaktimizi geçirdik. Neredeyse 1,5 saatten fazla süreyi kullanmış olduk. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya izleyicilerimize yine buradan duyurmuş olalım. Özellikle zekat konusunu konuşacağımızı, infak konusunu, zekat konusunu konuşacağımızı duyuralım. Evet, herhalde bir şey söyleyeceksiniz. Şimdi özellikle selam göndermemiz gereken kardeşlerimiz var. Evet. Çok uzaklarda olan kardeşlerimiz bizi izliyorlarmış. Onlar hafta içinde aradılar. Fransa'da Lyon bölgesinde Oyanak şehrinde bizi izleyen kardeşlerimize, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Kadırga Yaylası'nda bizleri izleyen kardeşlerimize buradan sizin aracılığınızla selamlarımı göndermek istiyor. Kendilerinin Ramazanlarını tekrardan tebrik ediyor. Bu manevi yoğunluğun kendileri için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Aynı temenni, aynı dilekler bütün bizi izleyen, bütün müminler için, bütün Müslümanlar için dilemek suretiyle programımızı böylece noktalamış olalım. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya inşallah aynı saatte yine burada beraber oluruz. Bu Ramazan Şerif boyunca inşallah bir mani keder olmasa birlikte olacağız. İnşallah. Sevgili izleyenlerim bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.